sen de söyle. Ailesiyle iş yapan var mı? Şu arkada iki tane hanımefendi var. İsim ne? Tuğba. Tuğba. Evet. Kimle çalışıyorsunuz? Eşim ve kız kardeşim. Ne iş yapıyorsunuz? Bayan kuaförüyüz. Böyle bir aile şirketi aile kurdunuz. Aile şirketi. Peki nasıl gidiyor? Mesela bir aile şirketinin avantajları ne, dezavantajları ne? Dezavantajları daha çok. Dezavantajı daha çok. Bitmeyen, bitmeyen bir bankamatiksin ona göre. Siz patron musunuz? Evet. Ne yapıyorlar? Para mı istiyorlar? Yani onun bitmeyen avans listesi, ona yetmekten kendine yetememek vesaire gidiyor. Yani şey saysam, düşündünüz mü mesela? Maaşa bağlayın. Öyle zaten. Aldığı ekstra avansa giriyor ama avans limiti hiç bitmiyor. Hiçbir avantajı yok mu bu işin? Onun için bir avantajı vallahi yok ya. Başka yerde çalışsa yemin ederim benim için daha iyi maddi manevi. Ama yok yani. Yani siz... doğru mu anladım? Kardeşinize söyleyemediğiniz şeyleri bana söylüyorsunuz ama o duysun, değil mi? Her seferinde söylüyorum ama yetmiyor artık. Ablasın ya, sömürülüyorsun. Tuba Hanım şey, işten çıkarın. Onu da düşündüm. Ben eşimle çalışmayıp kardeşimle beraber çalışırken ben kovuyordum, evden geri yolluyorlardı. Ha. Tabii onursal başkan yolluyor, değil mi? Tabii tabii ama gene de iyi ki var. Evet. Yani bu sonuncu lafı yemedik yani kan ama... Yani kan bağı olmasa mümkünatı yok, çekilmez zaten. Peki eşinizle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok, o çok sessiz, sakindir. O hiçbir şeye karışmaz. Peki o ne yapıyor? O da kuaför mü? O sabahtan akşama kadar çay, kahve, keyif, öyle vakit geçiriyor. Tabii sesini çıkarmaz. Peki, mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Bizim bir... kardeşler grubumuz var. Müzik yapıyorlar efendim. Bir şarkıyla meşhur olmuşlar. Kariyerlerini devam ettirmek istiyorlar. Bakalım ettirebilecekler mi? Yeni parçaları tutacak mı? Kardeş kardeşe çalışmanın dezavantajlarını yaşayacaklar mı? İzleyip görelim. Buyursunlar. Evet. Leman Hanım, Dut Seven kardeşler birazdan foto çekim için gelecekler. Yalnız foto çekimlerini oyalanmadan çekelim. Ben stüdyonun dakikasına para ödüyorum. Evi ipotek ettirdim de. Şakacısınız. Yok, şaka değil. Acı bir gülüştü o. bu Dut Seven kardeşlerin ilk şarkısı Cırcır'dan Geber inşallah. Nedense çok tutunca... İkincisini güzel bir kliple taçlandıralım dedim ve para harcamaya karar verdim. Para olmayınca da evi harcadım. Yine acı bir gülüş. Peki şunu anlamadım. Siz klip ve stüdyo kaydını neden aynı güne aldınız? İpotek ettirdiğim ev küçüktü. Leman Hanım, üstüme gelme hoşunuza mı gidiyor acaba? Aa. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Dur sen. Ha, ne yapıyorsun ya? İyiyim abi, gel. Ya hadi bir gel. Grup fotosu alabilir miyim ben toplu? Hadi, hadi fotoğraf çekelim. Hadi bir foto çek direkt ya. Bir saniye, dur ben şurada duracağım. Tamam, ben de... Dur abi. Bir saniye, ya, sen niye duruyorsun? Ya, abla, bir dakika ya. Aldın mı? Aldın mı? Bir saniye, ben... Ya böyle bir, dur bir ya. Ya bir çekil. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuklar basına çıkmak bu değil ama ya. Senin objektifin dibine niye geliyorsun Hayati? Ya ben şimdi en önde durmak benim hakkım ya. Çünkü ben bu kardeşlerin en büyüğüm. Ya sen en büyüsün tamam ama senin bu albümde bir şarkın yok, bir sözün yok.
Ya sen teknik olarak niye bu gruptasın? Ya saç uzattım o kadar. Daha ne yapacağım ya? Allah Allah, nerede bu ekip ruhu? Tehasso, ekip ruhunu sen iyi biliyorsun abi. Akşamları barlarda kızlara hayati, dut seven kardeşler demeyi biliyorum. Ya nereden ya? İsmail abim haklı. En önde ben duracağım. Ya 7 yaşında değiliz Fikri. Artık bizi böyle kandıramazsın. Lan siz tek şarkıyla meşhur olup başarıyı paylaşamayan grup tribüne mi girdiniz? Ne var Şevket abi? Girmeyek mi ya? Girmeyip ne yapalım? Bizim niye ya? Beatles'ta ne eksimiz var ya? Lan ben sana bunu 3 saat 45 dakika anlatırdım ama vaktimiz yok. Abilerim, ablam yapmayın ne olur ya. Biz dut sevek kardeşleriz. Bize bir durmak yakışır. Ay ağzımı öpeyim Bilal. Hay, ağzını yiyeyim de sen belki. Ağzına kurban. İyi dedin, iyi dedin. Birlik önemli, beraberlik önemli, foto önemli değil. Bravo. Leman Hanım, siz alacağınızı aldıysanız gidebilirsiniz. Ben alacağımı aldım. Kolay gelsin, iyi günler. Görüşürüz, görüşürüz. Ulan basına malzeme olduk ya. Neyse, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şimdi arkadaşlar stüdyoyu ayarlayalım. Mikrofonumuzu şey yapalım oraya. Ayarlaya kapat. Ya. Tamam, sen Bilal konuş. Şimdi çekim yapacak arkadaşlar. Yah geldi, efor geldi oğlum. Şimdi kliple şarkı kaydını aynı anda alacağız. Ha. Samimi bir görüntü olsun diye mi abi? Hayır, ucuz olduğu için. hazır mıyız? Ya, ses, kamera kayıt. Anladım. Ah! Ah kardeşim yine, ah kardeşim yine. Ağlamışsın, dalmışsın, sök kalbini at yere. Yuttun mu, yuttun mu? Aşk kapını yuttun mu? O zalim giderken gözyaşını tuttun mu? Ses! Hayati! Ne oluyor ya? Eşek kadar adamsın, utanmıyor musun ya? Bu hareketlerini hadiseye klip mi çekiyorsun? He? Tam ya, Allah Allah! Ne yapayım ben burada? Dansımla acımı döküyorum ya. Daha çok kurdeşen döküyormuşsun gibi. Say ben ilk şarkı tuttu diye senin yerini sorgulamadım ama Allah aşkına sen ne yapıyorsun bu grupta tam olarak? Ya ben ne yapacağım ya ben? Ben bu ailenin en büyüğüm. Dut sevenler kardeşlerin en büyüğü benim abiyim. O yüzden de ben bu grubun başında duruyorum. Pide salonu mu lan bu? Ya bak benimle böyle konuşma tamam mı? Bak bana böyle hakaret yapma. Ben kariyerimin zirvesini bıraktım da geldim ben bu grubun içine girdim ya. Abi ne zirvesi ya? Sen daha önce finance'cıydın. Ya öyle zirvesinde falan da değildin. Hepimizin banyosu yamuk. Yamuk evet. Ya o su aksın diye yaptım onu öyle. Su salona akıyor. Lan arkadaşlar, kara dut sever misiniz, dut sever misiniz? Oğlum kardeşler, lan lan! Oğlum! Lan! Bak, tamam, müzik grubudur. Aranızda böyle tartışmalar olabilir ama ben bu stüdyonun dakikasına $600 ödüyorum. Fayans döşeme teknikleri konuşalım diye yapmıyorum ben bunu. Ya tamam Şevket abi, sen bir sakin ol Allah aşkına ya. Bu aile dayanışmayı çok iyi bilir, sen hiç merak etme. Bak, hiç unutmuyorum, bu aile var ya. Küçük kardeşleri Bilal hayatı öğrensin diye benim yılbaşımda 10.000 euro ikramiyem vardı, kazandım. Hepsini bir gecede yediler biliyor musun? Yani? Yani diyorum ki bu aile dayanışmayı çok iyi biliyor. Bu bana daha çok bir dayanma gibi geldi ama yine de sen bilirsin. Tabii. Bak devam etmek zorundayız zira saniyelerde bana dayanıyor. Şimdi şarkının ilk bölümünü aldık, ikinci yerden devam edeceğiz. Fikri, bu kolonları falan da lütfen bir rahat bırak. Onlar çok pahalı. Klipte de böyle triplere giriyorum ayağına, kolonları kırma sakın. Evet, hazır mıyız? Hayat öyle küçük 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 danslar. Ses kamera kaydı, ah sen! Naime, şöyle bir hareketle dalayım ya. Nein, yapma! Aman ya, tamam. Hadi geçsin. Yuttun mu, yuttun mu? Aşk acını yuttun mu? O zaman... Yuttun mu? Aşk acını yuttun mu? Yuttun mu? Yuttun mu? Kes, 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 kes. Ya ne yapıyorsun İsrail? İsrail, senin burada lafın yok şarkı.
Bilal söyleyecek. Ya abi ben tamam burada lafım yok ama bu çok duygusal biliyor musun? Ben madem lafım yok ben seslen o zaman böyle duyguyu çıkartayım dedim. İyi daha çok başka bir şey çıkartıyormuşsun gibiydi. Ah so o zaman ben gideyim. Vallahi olur. Ne ya niye gideyim diyor ya ben şaka yaptım seni de. Zaten buna Bilal hiç izin vermez değil mi Bilal? Ya verir miyim abi Allah aşkına ya Şevket abi sakin ol ne olur. O giderse bu şarkı yarım kalır. Ben de yarım kalırım. Bak hiç unutmam. Sene 1993. Abimle okuldan çıkmışız, yürüyoruz. Abi çok vaktini almayacağım. Abimle okuldan çıkmışız, yürüyoruz ama nasıl yağmur yağıyor biliyor musun? Ben yürüyorum böyle nasıl ıslanmışım. İsmail abimin üstünde de bir mont var. Asla böyle kuzu derisinden hiç su mu geçirmiyor yani. Benim öyle çok ıslandığımı görünce döndü bana dedi ki, Bilal dedi, benim dedi botlar delik dedi. Senin botları bana versene dedi. Aynen. Ben de çıkardım verdim. İşte bu adam bir melek. Bir koruyucu. Başka kim olabilir ya? Bu adam bir koruyucu melek abi. Lan oğlum adam ayağındaki botu almış lan. Hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç ha, basmıyor senin kafa basmıyor. Ben orada ne yaptım biliyor musun? Ben orada onun botlarını üstü ıslatken ayakları sıcak olup vücut ısısı değişmesin diye yaptım da giydim. Montumu da verebilirdin bence. Gelin sarılıyoruz. Sarılalım ya. Allah'ım bir de bu çıktı benim başıma ya. Lan tamam lan tamam tamam. Nasıl söylerseniz söyleyin. Söyleyin ya nasıl söylerseniz söyleyin. Fikri sen de rahat bırak stüdyoyu. Oğlum stüdyo anana mı sövdü? Stüdyo yavrumu mu kaçırdı? Ne bu hıncın? Allah Allah sakin lütfen. Evet İsmail girmiyoruz sözlere. Buyurun ses kayıt. Kamer aksın. İsmail, şöyle bir şey mi yapsam ya? Ha? Yapma. Gidişin dağıttı beni. Gidişin sanki dağıttı esnaf beni. Dayağı. Hastaneler bakmadılar. Dediler bu aşk acısı. Hastaneler bakmadılar. Kes! 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 Ya ne? Naime! Jago papağanı gibi niye tekrar ediyorsun Bilal'i? Ya ama ben duyguları coşturan tekrarlamalar yapıyorum. Ya niye coşsun? Zaten nakarat bölümündeyiz. Kendi kendine zaten coşkulu bir andayız, coşkulu bir yerdeyiz ya. Allah aşkına ya senin sözlerin var diye başta. Ah dedin, vah dedin, kardeşim dedin, bunları söyledin. Ama ben ya ben bu şarkıya yorum katamayacaksa hiç söylemeyeyim daha iyi yani. Keşke. Ama ben bu grubun ana kraliçesiyim. Kadın ruhunu temsil ediyorum. Keşke temsil etmeden önce şu bıyıklarını bir aldırsan. Ama! Ya Şevket abi sen... Ayrıca Şevket abi burada kadın ruhunu ben de temsil ediyorum. Bir saniye ya! Bu kardeşlerin en büyüğü benim ya! O zaman kadın ruhunu ben temsil edeceğim. Çağır gelsin. Kadın ruhunu canlı bir şey zannediyor ya. Yemin ediyorum bu grubu böyle değişik kıtalara bırakacaksın ki bu grup dağılsın. Ne diyor ya? Yapmayın ya yeter ya Allah'ım. Hadi bak. Lan Fikri. Lan Fikri Bey! Manyak! Niye çökerttin kolunu? Neden? Neden? Seyircide şok etkisi yaratmak istedin. Yarattın. Ben de büyük bir şok etkisi yarattın. Bak ben de sende büyük bir şok etkisi yaratmayayım. Ne olur? Bunlara yaklaşma bundan sonra tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Daime girmiyorsun. İsmail sakin. Hayatta. Okay. Ses kamera kayıt. Ah sen! Gidişin dağıttı beni sanki esnaf dayağı. Hastaneler bakmadılar dediler bu aşk acısı. Ben seni unutmak için kendimi asansör boşluğuna attım. Ben seni unutmak için kafamı kamyon tekerinin altına soktum. Ben seni unutmak için kendime elektrik verdim. Ama yine de unutamadım. Ama yine de unutamadım. Eğer bak diyorum ki bugüne kadar bütün aşklarım için bir daha da gelirsen buraya beni de artık al bulursun. Al bulursun. Al bulursun.
Ben duyguya fazla girdim galiba. Stüdyo da bana girdi oğlum. 50.000 lira bunların daha nesi? Ya ben anlamıyorum. Burada bizim duygularımız mı önemli, stüdyo mu? Stüdyo. Aa. Çok net söylüyorum, stüdyo. Bu stüdyo, ben de dahil olmak üzere hepimizden daha değerli. Ya bu bizi anlamıyor. Ya biz gidek ya. Ya anlamıyorum ya. Ben sizi gerçekten anlamıyorum. Senin, şunun, bunun, onun bu grupta ne işi var anlamıyorum. Ya bir dakika. Bir tek şu bıdığın sesi güzel. Onun haricinde böyle abuk subuk, böyle şov amaçlı hareketler yapıyorsunuz ya. Ya sen şimdi diyorsun ki yani, ben bu klipte hiçbir şey yaramıyorum ha? Evet. Ah zo. O zaman sen diyorsun ki yani, senin sözün yok, yazın yok, namen yok. O zaman sen ne arıyorsun bu klipte mi diyorsun? Evet lan. Yani diyorsun ki sen, senin makyajına, saçına, kıyafetine verdiğin para komple ziyan ha? Evet, kere evet lan. Yalan mı, yalan mı? Hadi bakayım, cevap ver. Bilal cevap versin. Abi çünkü biz bir aile... Lan başlarım senin ailene lan. Aile fetişisti manyak. Yeter lan. Lan oğlum bak 10 dakika kaldı. 10 dakikamız kaldı. Bu şarkıyı söyleyeceksiniz ondan sonra. Evimi ben ipotek ettirdim diyorum ya. Abi tamam ya, sakin bak, ol. Ben bitersem siz de bitirin ama böyle. Hadi bak 10 dakika. Tamam sakin ol. Şimdi hemen halledeceğiz tamam. Abi. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. Dur sen be kardeşler. Kardeşim yine, mah kardeşim yine. Ağlamışsın, dağılmışsın, sök kalbini at yere. Yuttun mu, yuttun mu, aşktan apı yuttun mu? O zalim giderken gözyaşını tuttun mu? Yuttun mu, yuttun mu, aşktan apı yuttun mu? O zalim giderken gözyaşını tuttun mu? Gidişin dağıttı beni, sanki esnaf dayağı. Hastaneler bakmadılar, dediler bu aşk acısı. Hastaneler bakmadılar, dediler bu aşk acısı. Aşk acı. Kamera kırıldı ya. Kendi kendine mi kırıldı Fikri? Duygumun yansıması çarptı galiba. Ama abi bak bir tane kolon var. Doğru söylüyorum. Ölen ölür, kolon sağlar bizimdir. Abi bence sağlar. Kim bu densiz yağmur? Selam. Aleyküm selam. Biz yakışıklı sevmiyoruz. Tek duamız Allah iki tane çirkin olsa da yapışıversek onlara. Böyle yaratılmamın bir amacı olduğunu biliyordum. Bir arkadaşımız geldi. Onu da çağırabilir miyim? Ya Rabbim verdikçe veriyorsun. Güzel yüzler her zaman hoş karşılanır bizim evimizde. Tabii. Bu nedir? İbrahim bizim koruyucu meleğimizdir. Zebani de bir melek sonuçta. Konuşuyor bu. Ben bunu oyuncak sandım. Ben Burcu'ya yükseğim. Ondan başkası dünya yıkılsa olmaz. Burcu İbrahim'i seçmişti. Ben de seni seçmiştim. Olur. Müdürlüğü çok seven bir akrabası olan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Benim eşimin babasının yengesi var. Yedirmeyi çok sever. Bizim Kastamonu yöresi aslında. Yedirip içirmeyi çok sever. İlla da karnın toksa da, yani illa da yiyeceksin. Hayır, aç gidilmez. Yemezsen darılırım, küserim. Bunun gibi şeyler olur bizde. Yani tokum diyorsunuz, yine de ikram oluyor. Kesinlikle zorla yedirirler yani. En meşhur nesi var? Ne yapıyor genelde? En meşhur banduma var, etli ekmek var bizim. Kastamonu yöresine aittir. Of.
bunun gibi şeyler. Yani yöresel şeyleri daha çok yaparlar. İbi vardır bizde. Ne vardır? İbi. Ne oluyor onda? Yani tavuğun büyük, yani değişik bir hayvan. Tüylü. Tüylü değişik bir hayvan bizim, evet, bilmediğimiz. Hindi yani. Hindi yılbaşında yeniyor ya. İbi deniyor bizde. Ha. Evet. Bir farkı var mı? Bizim hindi Kastamonu'da daha böyle daha yağlı olur. Yani sizin beslediğiniz hindiler gibi olmaz. Gülay Hanım, benim hindilerimi nereden biliyorsunuz? Ya hormonlu oluyor, o yüzden artık bizde hormonlu hindi yoktur. Ne diyoruz dediniz? İbi. İbi. Evet. Niye acaba? Ne anlama geliyor? Ya ibi yani böyle kanatlı, tüylü, çok tüylü bir hayvan. Böyle gulu gulu falan diyor. Yani... İbi mi? İbi. Nasıl ya? Hindiye mi benziyor? Ya... Ya... Aslında ibi şey oluyor. Dişisi oluyor. Hindi de... erkeği oluyor herhalde ya. Benim kafam karıştı. Ha, ibi erkek, hibiş dişi mi? Nasıl? İbi İbi dişisi... Hindi erkeği oluyor herhalde. Ya ben gerçekten kafam karıştı şimdi. Ha, hindinin dişisine mi hibi deniyor? İkisine de ibi deniyor aslında. Evet. Ya yani onun bandıması yapılıyor böyle yufkayla, tereyağıyla güzel oluyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Kastamonu'ya selamlar efendim. Şimdi bir ailemiz var. O da gelen misafire bütün Türk aileleri gibi, bütün Anadolu aileleri gibi yedirmeyi, ikramı çok seviyorlar. Ama bizim aile biraz aşırıya kaçıyor olabilir. Biz biraz olayı abartmış olabiliriz. Bakalım kim misafirliğe geliyor, aile ona nasıl ikramda bulunuyor, izleyip görelim. Buyursunlar. Damat geldi, damat geldi, damat geldi, damat geldi, damat geldi. Ya İsmail! He? Ya biz kız tarafıyız. Aa, bu ne hal? Kendini biraz ağırdan sat, sen dönürsün ya. Tamam, ben de çok seviyorum damadı ama bu nedir? Kendimi eccuk ağırdan satayım diyor, ne? Eccuk ağırdan sat. Haklısın. Tamam, ağır ol. Çok ağır. Haklısın. Ya kız babasısın. Ağır ol. Ağırım. Hoş geldin damat. Hoş bulduk babacığım. Öpeyim elinizi. Oğlum, oğlum. Ama öyle bakma. Ne kadar saygılı, ne kadar efendi bir giriş yaptı Mehtap. Gördüm, gördüm. Gel bakayım ben de sarılayım. Nasıl çocuk? Ah canım benim. Canım benim. Sağ olun. Sağ olun anneciğim. Buyurun, bunlar sizin için. Ay çok da efendi. Çok teşekkür ederim. Şöyle geç otur yavrum. Valla o kadar ısrar ettiniz ki ille gel, ille gel diye. Ben de düğünden birkaç gün önce size sürpriz yapmak için... hem de Cansu'ya da sürpriz olsun diye atladım geldim valla. Çok iyi yapmışsın canım benim. Daha işte değil mi? Gelmedi daha. Yok yok, gelmedi. Gelince ay seni görünce şok olacağım. Vallahi acı seyirciğim. Mantı koyuyorum. Ay 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 ay. Ben otogarda... gelmeden evvel servisi beklerken Kastamonulu bir arkadaşla tanıştım. Ben de o sırada affedersiniz iki tabak kuruyu indirmişim, şiştim yani. Saçmalama damat, ne demek? Ben İsmail damadını yedirtmedi, evinden ac acına yolladı, denirtmem konu komşuya. Yok demezler, zaten tokum çünkü. Yersin, yersin. Yok, yiyemem. Yersin oğlum, gerçekten yersin. Yiyemem. Bak. Oğlum bu senin bildiğin mantılardan değil, yersin. Elbette. Sen koy tabağı, ben içeriden alıp geliyorum. Tamam, tamam. Tamam. Neyse, tamam, bir, tamam, bir kaşık yiyeyim. Tamam, tamam, tamam. De şimdi şey yapıyorum. Tamam. Şöyle güzel güzel, ay 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 ay. İki kaşık yeter lan. Ay 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 ay. Tamam, ay, bak, güzel de yapmış bunun kaynanası, ay 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 ay. Durmuyor. Bakın çocuğa. Tamam ama beş kaşık da yeter ama yani, değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok iyi, teşekkür. Öyle olsun. Nasıl gidiyor hazırlık? Heyecanlı mısın? Neler yapıyorsunuz? Vallahi işte ne yapalım? İşte birkaç ufak tefek eksik dışında. Hah. Bir şey kalmadı inşallah. Karnı yarlık geldi. Karnı yarlık geldi. Ay, ay, ay. Karnı yarlık geldi. Karnı yarlık geldi. Karnı yarlık geldi. İsmail. Karnı yarlık geldi. Affedersiniz, kime? Sana geldi.
Ha yok, vallahi babacığım yiyemem. Zaten bakın... Yersin, yersin. Ben midem dolu. Midem dolu. Bir de mantı yiyorum, onun için midem dolu yani. Yersin. Ben bunların karınlarını ellerimle yardım. Benim yarmış. Benim karnıyarığım meşhurdur. Bak, bunu İstanbul'da yiyemez. Mantıyla çok güzel olur. Yiyemem tabii, biliyorsun yiyeceğin şimdi. Aç ağzını. Aç ağzını. Ağzını dolu. Ağzını dolu ama. Yok, yiye. Ağzını dolu. Aa, Kazımcığım, genç adamsın. Şimdi yemeyeceksin. Ne zaman yiyeceksin be çocuğum? Mantıdan da yiyeceksin. Ben geldim. Ay, geldim, hoş geldik ben. Ay canım, canım. Damat, bak sana ellerimle sarma sardım. Aman canım yok da. Yemeğe takalım, yemeğe takalım. Anlamıyorum oğlum, ne diyorsun lan? Ne diyor? Yiyemem canım, yiyemem. Doğru. Öyle mi oğlum? Peki, tamam. Ne? Biz damadımıza böyle bir güzellik yapmak için yaprak saralım. Evet. Ama damadımız yemesin. Yazıklar olsun be. Hata etmişiz. Yeme. Yeme oğlum. Hayır hayır, özür dilerim. Ben sizi kırmak istemedim tabii. Asla öyle bir niyetim yok ama yani mümkün değil yiyebilirim. Ya biraz böyle yemeden, yedirmeden sohbet etsek olmaz mı anneciğim ya? Ha? Olmaz mı? Olur. Bak böyle geldiğimden beri sohbet edemedik ya. Nasılsınız inşallah? Sağlığınız yerinde mi maşallah? İyi. Güzel. Hmm. Ya babacığım, biliyor musunuz İstanbul soğuk... İstanbul soğuk soğuk dedik. Maşallah buranın havası donduruyor yani. Buranın havası senin bildiğin İstanbul havalarına benzemez. Beğenmediysen soluma. Aa, parmağına ne oldu yenge? Önemli bir şey değil ya. Ne oldu? Yaprak sararken yağmur. Yaprak sararken mi? Aynen. Ha. Çok acıyor mu? Yok ya. Sarmalarımın yenmemesi kadar çok acımıyor. Ah yenge, ben sana bir merhem getireyim de acısını alsın. Yok canım, getirme. Diyor bak kadının her şey gitmiş. Ben birkaç tane sarma alayım bari. Dur. O zaman tecerini dibindekilerden vereceğim. En güzelleri onlar damat. Yumuş yumuş. Yok, aç. Alın. Al bakalım. Alın. Çok güzel oldu. Değil mi? Çok güzel oldu. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Mantı almazsan arkandan ağla. Aç bak, bıçak geliyor. Dur, dur, dur. Aç bak. Aç ulan. Çok da güzel sana. Sürpriz. Canım, canım benim. Damat mı geldi? Sizin kapının kilidi yok mu ya? Bizim gelenimiz gidenimiz çok olur damatcığım. İnsanlar damadını görmeye geliyor tabii. Abi, şimdi bak ben ne yaptım? Değerli ailem. Baktım damat geliyor. Merhaba, çok memnun oldum. Merhaba, merhaba. Damadımız geliyor diye meşhur kekimden yaptım. Aynen. Şimdi bak bu kekin içinde ne var biliyor musun? Fındık, fıstık, apple fıstığı, bekmet. Ne de anzerbalı gezdirdim azıcık. Kurt üzümü, keçi oynuzu. Bunu yersen ne olursun biliyor musun? Patlarım. Hayır, gerçekten patlarım. Ya yiyemem. Yersin. Vallahi yiyemem. Yersin. Gülüm, yersin. Yersin. Ya çiğme kayın çıtır, ben onunla ilgileneyim. Yedirecek. Yok. Enişte. Şimdi bu sürpriz olur. Anzervanı gezdirdim ben oğlum. Geldiğimden beri bana... Aa, ay içi doymaydı. Yersin, yersin. Ne lan? Yesene oğlum. Ya bu ne diyor ya kayın şu? Allah aşkına arkandan ağlar lan. Şifa lan bu. Yaş. Abi. Ne aman yani? Tamam. Ay yiyecek ya, tamam, yiyeceksin. Yiyecek ya, bak. Ah bir suratıma tükürüyor ya. Bak o tabak bitecek, o tabak bitecek. Bak dur elim ayağım titredi ya dur. Vallahi elim ayağım titredi. Ben en güzel kekimi yapayım, sen yeme. İyi yeme oğlum. Öl, öl. Belki yarar. Yiyeceksin lan. Vallahi bak ben gidiyorum. Tamam, tamam. Bak kayınca ben gidiyorum. Vallahi sinirim alt, asam mı? Yiyor, yiyor. Bak yiyeceksin. O yarayacak. Yiyecek, yiyecek. Şifa olacak. Göreceğim. Ye! Yiyor, yiyor, yiyor. Yiyor. Yiyor mu? Allah Allah. Yiyor oğlum, yiyor. Ay. Tamam. Yiyor. Ay yeter ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye ya? Abarttınız. Adam yiyecekse yiyecek, yemeyecekse yemeyecek. Bu nedir ya? Gel oğlum, ben senin yanındayım. Allah razı olsun. Allah
madem muradınız varsa ben. Misafirperverlik yapacaksınız değil. Adamın dengesini bozuyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey? Ağzına ağzına tıkıyorlar yavrum seni bunlar. Olur mu böyle bir şey ya? Yemeyecekse yemeyecek çocuk. İstemiyorsa yemeyecek. Kimse de karışmasın onu yemeyecek çünkü ya. Yeter ya. Olur. Ne diyorum? Şey, bir şey diyor. Mantı mı istiyor? Mantıdan da istiyor. Şey, var bundan koyduk ya. Aa ölüyorum diyor. Kazanıyorum demiyor. Sırtına mı? Al be. Ah canım çıktı ya. Pardon. Bir işim çıktı işim. Ben acilen gideyim. Sonra başka zaman gideyim. Nereye oğlum? Cansu'yu görmeden mi gideceksin? Yok yok babacığım. Zaten biliyorsunuz gelini düğünden evvel görmek uğursuzluk derler ya. Ben düğünde gelir görür alır giderim. Aa bak. Kapıyı kapa ev soğuyor. Anne. Aa, hasta yatağından niye kalktın sen? Ya ölmeden şu damadı dünya gözüyle göreyim dedim be yavrum. Vallahi hastalıktan uyuyamadım ama. Çocuğa bizim buranın en meşhur yemeğini yaptım. Ay. Zahmet etmişsin anacığım. Damat tokmuş. Yapma. Tok mu? Yolda kuru yediği için bizim yemekleri yiyemiyor. Kuru mu? Ya geldiğimden beri ne mantısı kaldı, ne karnını yarığı kaldı, ne dolması kaldı. İçimde küçük sapta bir sap pazarı kurulu. Ya teyzeciğim siz bana onu verin ben sonra yerim onu merak etmeyin siz. Yo yo ne vereceğim be ben. Bugün varım yarın yoğum yavrum. Aa neyse kaderimde damada ellerimle yemek yedirememek de varmış. Alın yazım işte bu da. Alın yazısıyla şimdi ne alakası var bunun teyzeciğim? Ya peki tamam peki. Onu yiyeceğim tamam. Yiyeceğim. Vallahi çok merak ettim. İnanın çok merak ettim. Yani sizin buraların bu meşhur yemeği neymiş acaba? Sushi. Ellerimle dürdüm. Sivas il sınırları içerisinde bir sushi'nin meşhur olma ihtimali nedir sizce? Söyler misiniz bana? Kusura bakmayın ama bu kadar yemekten sonra ben bir de çiğ balık yiyemeyeceğim. Olmaz. Olmaz yani. Yiyemem. Mümkün değil. Mümkün değil. Yemiyor mu? Yiyor, yiyor. Yiyor. Yiyor ya. Yiyor. Yiyor, yiyor. Yiyor, yiyor. Yiyor, yiyor. Çiğ de var. Anne yavrum içleri hep almış. Hayır. İçteydim. Aç, aç, aç. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Dur bakayım, dur. Anam, 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 anam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu neyle? Dur, 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 dur. Aha, bu donuk bakıyor. Oğlum ne o? Bu donuk bakıyor. Bu, bir şey oluyor, oğlana bir şey oluyor. Ha? Acaba... Çenesi kilitlendi. Bir kivi daha mı versek? Yok, olabilir. Yok. Kivi verdik zaten, ondan sonra kilitlendi oğlan. Yok, kivi verelim. Kivi kiviyi söker. Doğru, kivi. Neden böyle oldu ya? Ya bir dakika Allah aşkına, neden mi böyle oldu? Bir de soruyorsunuz. Çocuk geldiğinden beri ağzına bir lokma bir şey vermedik. Tabii açlık tansiyonu falan düştü herhalde çocuk. Abla, sen fortumu getir. Ben bunun karnına direkt yükleme yapacağım. Fortum haklı. Fortumu getir. Benim nalı artık. Şurada ölü taklidi yapayım. Belki acırsınız, hastaneye götürürsünüz dedim. Siz hala yedirme peşindesiniz ya. Bir insan yemekten patlayacakken nasıl onu yedirerek tekrar iyileştirmeye çalışıyorsunuz? Hani gayeniz ne sizin? Anlamadım ki Hansel Gretel gibi beni şişirip şişirip pişirecek misiniz? Hayır sizin bu yaptığınız misafirperverlik falan değil. Bayağı adam öldürmeye teşebbüs ya. Çocuk haklı. Evet. Çok üstüne gittik. Oğlum biz seni ağırlayalım dedik. Misafirperverlik yapalım dedik ya oğlum. Özür dileriz ya. Hata ettik. Haklısın. Haklısın. Kusura bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum değil mi? Yok bakmıyorum. Niye bakayım ya, canım? Tamam. Bakmıyorum tabii. Şimdi ben de biraz panikledim tabii. Fena. Tamam. Oldum böyle durmayacaksınız zannettim bir an. Gel. Onun için biraz böyle sert konuşmuş olabilirim. Ne olur siz de benim kusuruma bakmayın yani. Yeme, yok, yeme, yok. Yeme. Tamam, sen de bizim kusurumuza bakma. Şimdi... Bir çay koyarız, miden rahatlar. Yok yok, vallahi çay falan da istemem. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman ben kahve yapayım. E tamam, bir fincan kahve. Kahve şimdi yapayım. Ha? Mehtap kızım, yanına lokum da koy anne. Lokum. Baklava da var içeride. Ha Mehtap, kare çikolatalar var, beyaz, siyah. Ha? Onlardan getir. Kız, dondurma da almıştık. Ha? Karamel sos. Karamel sos. Karamel sos. Şişt, damat. Biraz daha. Damat, nereye gidiyorsun? Kahve içeceğiz. 40 yıl altta olacak. Yok, yok, gel lan buraya. Yakalamışsın.
baş belası bir arkadaşı, bir tanıdığı olan var mı? Şurada bir beyefendi var, gözlüklü. Evet. Bu arada gözlüğü çıkarttım. Televizyona çıkacağım için. Kolyeyi de taktınız herhalde, değil mi? Evet. Kolye, onu da çıkarayım mı? Yok. Tamam. Siz memnunsanız. Evet. Spor yapıyorum da o yüzden. Spor yaptığınız için kolye mi taktınız? Evet. Spor yaparken herkes bakıyor böyle. Herkes birbirine bakıyor ne giymiş, ne takmış diye. Siz nerede spor yapıyorsunuz efendim? Spor salonunda. Spor salonunda spor yaparken herkes size mi bakıyor? Hayır, herkes birbirine bakıyor. Hangi eldiveni giymiş, nasıl kolye takmış, hangi marka eşofman altı giymiş diye. Evet. O yüzden. Onun spor salonu olduğuna emin misiniz siz? Evet, spor salonu. Neyse, evet. Konumuza dönelim mi? Ya siz spor... Bir de burası daha iyi. Siz spor yaptığınız için kolye mi takıyorsunuz? Doğru mu anladım? O beni motive ediyor, evet. Dumbbell var üzerinde. Dumbbell. Ha. Dumbbell'ları kaldırırken motive oluyorum. Boynunuzla da kolyeyi mi kaldırıyorsunuz? Evet, biraz ağır. Çok güzel. Şey, benim abim var, öz abim. Adı Halis. Sürekli başını belaya sokar. Bir gün babamla beraber başını belaya sokmuşlar. Beni aradılar. Gelip arabayla aldılar beni. Kavga etmeye gidiyoruz işte. Bir lokantanın oraya gittik. Ne kadar normal anlatıyorsun. Evet. Günlük bir şey. Şöyle, aslında ben ayırırım diye gittim. Tam kavga başladı işte. Bağırmalar, çağırmalar. Bir anda bir şey oldu. Abimle babam ayrı ayrı arabalara binip gitmişler. Sadece ben orada kaldım. Belki hatırlamazlar, şimdi izleyecekler ama. Şimdi adamlar da şaşırdı. Ben normalde üniversite falan okuyorum. Hani çok kavgaya falan karışmam. Ne yapsak seni falan diye düşündüler. Ne yapsak seni? Evet. Onlar kaç kişiler? En az 10 kişi varlar. Sizi ne yapmaya karar verdiler? En son bir tanesi tanıdık çıktı benim oradan, arkadaşlardan. Daha sonra onlarla beraber bizim eve doğru, yani beni koyacakları yere doğru gittik, beni bıraktılar. Bir dakika. Yani şöyle... Yani o arkadaşlar sizi alıp eve mi götürdüler? Evet, aynen öyle oldu. Yani burada iyilik kazandı bu hikayede. Ben zaten ayırırım diye gitmiştim. Olay yani şöyle mi oldu olay? Bunu ne yapalım dediler, eve götürelim dediler. Evet, evet. Başka bir olay var. Bir gün gene abim beni aradı. Bir bankada bir işim var dedi. Gidip bir imza atabilir misin dedi. Tamam abi dedim. Nasıl ayarladıysa benim adıma kredi çekiyor abim. Ben bankaya gittim. İmza atılacakmış dedim. Beni abim gönderdi işte, adını söyledim. Bir yere imza attım, sonra mesaj geldi. Krediniz onaylanmıştır. Krediyi çekebilirsiniz diye. Abimi aradım, abi ne oldu dedim. İmza attın mı dedi. Attım dedim, kapattı telefonu. Ama borcuna sadıktır, kredinin taksitlerini hemen ödedi yani. Şey olmadı, günü gelmeden ödemiştir. İyi, hayatınıza bir renk geliyor. Yani eşim var, seviyoruz. Evet. Öyle kafasını sevmeseydiniz iyiydi de neyse. Şöyle, biraz önceki sorunuz vardı ya yemekle alakalı. Evet. Aslında tam zıttı, yediren değil de eşim genelde hiç yemek yapmaz evde. İkimiz de öğretmeniz bu arada. Siz yani buraya aileyi komple silmeye geldiniz değil mi yani buradan? Evet, iyi şeyler de söyleyeceğim ama. Tamam, iyiler ne? Bir gün ben işten erken geldim, işim okulda erken bitti. Hanım eve geldi, baktı yemek falan yok. Agresifleşti, bağırıp çağırıyor. Nerede yemek? İşte ben sana öyle mi yapıyorum? Aslında hiç yapmıyor. Bu arada eşimin kardeşi var, üniversiteyi bizim evi kazandı yani. Şöyle Gamze. Şöyle, üniversite bizim orada, Giresun'da yaşıyoruz biz. O da Giresun'u kazanınca mecbur bizim yanımızda kalıyor. Bizim yanımızda kalmaya başladı. İki ay sonra annesine şikayet ediyor bize. Anne, ablam hiç yemek yapmıyor. Eniştem hiç yemek yapmıyor. Ben hemen oradan çıktım. Kızım dedim, ben kendi imkanlarımla bu zamana kadar sağ kaldım dedim. Ondan sonra o da alışmış. Evin her tarafı dönerci telefonu. İşte yemeklerin, lokantaların numaraları. 4 senemiz de öyle geçti. Çok seviyorsunuz ama değil mi? Çok çok seviyorum ama gerçekten, ama hiç şikayetçi değilim. Gerçekten. Evet.
Belli olmuyor ama. Yani olay olurken hiç şikayetçi değilim. Sizi 10 dakikadır tanıyoruz, hiç şikayet etmediniz. Evet. Siz ona güzel bir söz söyleyin, öyle bağlayalım konuyu. Seni seviyorum aşkım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Son bir şey söyleyeceğim. Evet. Yine aileden kim ne yaptı? Yok, taksiyim diyecektim de. Veriz taksiyim. O meşhur ya bu ara. Kim meşhur? Taksimci dede vardı ya Ali Bey. Evet. Herkes diyor ya, bir de ben en sonunu ben yapayım dedim. Veriz taksiyim. Aynısı ya, nasıl kadar? Evet. Bayağı çalıştınız herhalde buna. Bir ara YouTuber olmaya karar vermiştim de o yüzden. Muhakkak bunu yapın. Evet. Çok seyredilir bu. Teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi bizim bir arkadaşımız var, takip edenler bilir. Ekmeğinin peşinde, işinde gücünde biraz eski zamanlara gideceğiz. Orada bir hancıydı kendisi. Şimdi düğün salonu işletiyor. Onun da bir baş belası var. Genelde icraatlarını onun dükkanında, onun mekanında yapan bir cengaverimiz var. Bakalım yine karşılaşacaklar mı, neler yaşayacaklar? İzleyip görelim, buyursunlar. Çocuklar burada çok yavaş. Yavaş yavaş. Ama sakin. Burası biraz daha. Özgürüz, dikkatli ol. Hafif sol yap oğlum. Çok sınırda. Barışıyoruz. Hafifçe sağa git, evet. Gel, gel, gel. Tahta dikkat. Gel sağa. Aman, 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 aman. Yavaş, kutubuna özellikle dikkat edin. Açıktan al. Al az geri, tahtın yanına bırakacaksınız. Aman dikkat. Yavaş, topla, topla, topla. Az, buraya sıfırla. Bırak, tamam, bırak. Ay tamam bırak, çok güzel oldu. Harika oldu. Özgürüz gel hele. Barışüz sen de gel. Harikasınız. Tek bir krema bile bozulmadı. Aferin size. Şimdi gidin kapının önünü bir güzel süpürün, paklayın. Misafirle atlar oraya park edecek. Hadi aslanım, hadi koçum. Oh, çok güzel oldu. İborello. Hazırlıklar tamam mı? Bitmek üzere sayın Tekfur'um. Düğününüzü Yiğidimos 2 düğün salonunda yapmaya karar verdiğiniz için sizlere minnettarım sayın Tekfur'um. Rica ederim hancı. Ben uzun zamandır bu düğünü düşünüyordum. O yüzden en ufak bir aksilik istemiyorum. Küçücük bir Tekfur'ken bile böyle bir düğün hayal ettim ve her şey mükemmel olsun istiyorum. Eğer işler yolunda gitmezse alırım senin kellini. Güldüğüme bakma, bunu yapmaya hakkım var. Evet, yasada yeri var bilirim. Kelle alırsınız ve hiçbir şekilde yaptırıma uğramazsınız. Ama hiç merak etmeyin, sizin için hiçbir masraftan kaçınmadım. Bakın, gelin damat tahtınız Milano'dan. Düğün pastanız Viyana'dan. Oh. Disko topunuz Aksaray'dan. Disko topu? Ne işe yarıyor? Üstüne ışık tutuyoruz, küçük çocuklar yansımaları kovalıyorlar. En çok parayı da buna verdim efendim. Ya ama hiçbir masraftan kaçamadım. Düğün salonunda olmazsa olmaz dedim ama buna çok para verdim. Özellikle buna. Tamam hancı, ağlama. Paran bende. Düğün bitince vereceğim. Şimdi gelin odasına gelini görmeye gidiyorum. He, düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirmesin sayın Tekfur'um. Saçmalama hancı. Artık 15. yüzyıldayız. Bu batıl inançları bırak. Aç kafanı, aç. Ben açacağım senin kafanı. Bizans kargası seni, bekle beni. Uğursuzluk getirir demiştim işte. Şu tahttan pastanı uzak dur lan. Lan kara Mesut, nereden çıktın sen? Nereden, nasıl buldun oğlum beni? Sana verici takmıştım, öyle buldum. Orta çağdayız lan, ne vericisi? Verici ne? Dön. He? Lan! Verici serçemin adı. Seni o buldu. Aferin verici. İyi iş çıkardın. Hayvan havasız kalmış tabii içeride. Neyse, birazdan kendine gelir. Seni de tebrik ederim hancı. Bir! Bana artık hancı deme. Ben han işinde değilim. Hatırla, o son kavgada hanıma koymuştun derdiyi. He? Emin değildir. İki, niye tebrik ediyorsun lan beni?
Tekfur'un düğününü düzenleyip onu kalesinden çıkarıp açık hedef haline getirmen akıllıcaydı. Senin sayende onun kellesini alıp masum köylülere yaşattıklarının hesabını soracağım. Senin bana yaşattıklarının hesabını kim soracak? İstismara dayalı bir ilişkimiz var. Seni sevmiyorum Kara Mesut. Anla artık. Artık neden bir tekfurun suikaste suç ortağı olayım? Git buradan. Yüzüne karşı git diyorum. Gözlerin kal diyor gibi ama. Ağzım git diyor. Korkma. Ben yanındayken sana bir şey olmaz. Ulan başıma ne geldiyse sen benim yanındayken geldi zaten. Lan sarı öfke ne yapacaksan düğün bittikten sonra yap. Tekfur peşin ödeme yapmadı. Düğün bittikten sonra verecek paramı. Çok masraf yaptım. Her şeyi cebimden ödedim. Ne olur yapma, etme. He? Git ya. Git. Rica ediyorum Kara Mesut. Niye her işimi baltalıyorsun? Mecaz yapmıyorum. Her işime baltayla giriyorsun adam. Korkma. Bu sefer kılık değiştireceğim. Beni tanımamaları için elimden gelen her şeyi yapacağım. İzle bak. Geçen artık sinirim çok bozuk ya. Bitti mi şu akıllı mı değiştirdin? Evet. Gözlük, bir tek gözlükle mi? Ulan sen bu yaşa, bu zamana kadar nasıl tek parça geldin? Vallahi de bile de aklıma almıyor. Allah'ın cezası. Ha, müzisyenler geliyor. Tamam, şu müzisyenlerin arasına kayna. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şuna bir tane enstrüman verin, tamam mı? Çaktırmayın, aranızda oturunuz. Geç, geç. Geç. Evet, müzisyenlere bir alkış. Hoş geldiniz. Harika. Geliyor. Rahat ol, rahat ol, saf ol. Bildiğimiz iki düğün salonumuza hoş geldiniz sevgili bizansı askerleri. Bahtırıyoruz. Lan saçını ne yaptın? Düğüne geliyorum diye fön çektirdim. Ne olmuş? Çok güzel, çok harika, çok yakışmış. Düğünde sınırsız yerli ve yabancı arpa suyu var mı hancı? Var tabii Çetinus. Keyfinize bakın dostum, keyfinize bakın. Hey müzisyenler. Şöyle oynak bir şeyler çalın da düğüne mi geldiğimizi anlayalım ya. Hadi. Hadi bakalım. Oh. Çok hey. Çetiniyoruz, bağırıyoruz, gelin. Şu müzisyenlerin arasında üçgen zil çalan gözlüklü adam var ya. Evet. Kara Mesut, o Kara Mesut, Kara Mesut. Hiç benzemiyor. Lan nasıl benzemiyor? Bir tek gözlük takmış. Tekfur'u öldürmeyi planlıyor. Neyle? Elindeki cücük kadar zille mi? Şimdi madem böyle bir düğün havası var, bir müzik var, hareketli bir müzik. Bütün bunlar konuşulurken hiçbir şey belli olmasın diye siz de müziğe uygun dans ederek bu olayları geliştirin. Herkes dans etsin. Bir şenlik havası var ama sen arada onları uyandırmaya çalışıyorsun. Hmm. Evet. Evet, buyurun. Çalın o zaman! Yeah! Hey! 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 Hop! Hey! Çetinus, yavaş dön biraz. Hey! Çetinus, bağırıyoruz. Şurada hani bir tane üçgenli çalan gözlüklü adam var ya. Evet. Kara Mesut, Kara Mesut, Kara Mesut. Hadi Kara Mesut o. Bakayım. Hiç benzemiyor. Lan nasıl benzemiyor? Bir tek gözlük takmış arkadaş. Tekfur'u öldürmeyi planlıyor. Ya neyle öldürecek Tekfur'u? Elimdeki cücük kadar zille mi? Ulan adam her macerada sizi haklıyor arkadaş. Yandan sok kılıcı biter işini. Senin paran ayarlarında masum bir müzisyeni öldüremem hancı. Ulan masum falan değil, Kara Mesut'u artık hadi dalağım şişti burada. Neden biliyorsun? Yoksa iş birlikçisi sen misin? Allah Allah. Her macerada beni zarara sokan adam. Sanıyorum işte. He? Bağdırıyorsun. Gel. Bak. Orada kas değişiyor ama her macerada seni hakladı bu adam. Yakından bak. 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 Kara Mesut işte bu. Tanıman lazım. Kara Mesut seni hep haklıyor. Saçmalama hancı. Kara Mesut gözlük takmaz ki. Ulan ne gözlükmüş arkadaş ya. Allah Allah. Tamam bir şey. Müsaade var mı? Ona sormak lazım. Ne dersin? Teşekkür ederim. Arkadaş, Ozan Yus. Sen yenisin lan. Bak hele. Şu Kara Mesut, Kara Mesut. Gözlük olan Kara Mesut. Tekfur'u da haklayacak, sizi de haklayacak. Hadi oğlum bir şey yap. Dur bakalım böyle. Şimdi anlarız. Hadi aslanım bitir şu işi.
Hey sen zil çalan! Evet. Sen Kara Mesut musun? Hayır değilim. Değilim diyor! Şey yok çünkü değil mi? Ula sizin başınıza ne gelse müstahak da. Ula bana oluyor ya of! Tek vurma prenses geliyor dikkat! Oo, eğlenceler başlamış. Çok güzel çok. Bak yetersiz. Nikahımız kıyıldıktan sonra işte bu tahtlarda oturacağız. Asla, asla evlenmeyeceğim seninle Kudret. Burayı yıksan da, yaksan da, bütün burayı aşağı indirsen de... ...şuraları, şuraları, şuraları, şuraları yıkıp viran etsen de evlenmem. Yine hemen yıkım söylemi. Prenses, bir şeyi yıkmak çok kolay, yapmak çok zordur. Rica ediyorum. Bakın, ne kadar güzel bir gelinlik diktirmişsiniz. Yapın düğününüzü, ben de paramı alayım. Asla! Asla evlenmeyeceğim seninle. İmparator babam zorla evlendiriyor beni bununla. Asla ama asla. İstersen şu tahtı ortadan ikiye ayır. Böyle böyle vur. İstersen şu koca pastayı yar, parçala, kır, dök. Ya da istersen şunun üzerine böyle otur, bu sandalyeleri böyle bunun üstüne koy, parçalasın ayakları filan kır. Ya da şu yemek masasının oraya gidip bütün bunları indir aşağıya. Tabakları, bardakları, çanakları, döşekleri ne varsa masayı ortadan 15 parçaya bölsün. Hatta sandalyeyi çat 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 bacağıyla kırsa da o da yetmez. Şu disko topunu ortadan ikiye bölsen de... Seninle evlenmeyeceğim. Lan hedef gösterme artık. Başka materyal kalmadı düğün salonunda. Tek tek konum attın lan pahalı olan her şeye. Allah'ım yarabbim ya. Nerede kaldı bu rahip? Bir an önce gelse de kıysa şu nikah artık. Ha, evet ya, daha prensesi dans ettireceğiz. Ne diyorsun oğlum sen? İlk dans var ya tek vurum. Hani usulen yapılan. Ona vurgu yapmak için şey ettiydim. Ha, tamam mı? Gerçekten nerede kaldı bu rahip? Daha takı törenine geçeceğiz. Ben takacağım sana Bizans kargası. Kara Mesut'tan Tekfur'a damada bir adet kılıç. Kara Mesut! Allah Allah ya, bak sen! Ne kadar inanılmaz bir sürpriz yaşandı lan deminden beri. Ne diyorum ben? Tekfur'um, Hancı size suikast tasarlamış. Senin ananı avradı bak. Ulan sabahtan beri Kara Mesut, Kara Mesut diye böyle böyle dans ederken göstermedin mi sürekli Kara Mesut'u ya? Bravo Hancı. Benim için onlara oyalanmışsın. Ne? Şu iş bitsin, seninle de ilgileneceğim Hancı. Düğün paramı alabiliyor muyum? Zor alırsın. Hain! Muhafızlar, saldırın! Saldır Kara Mesut! Böyle küçük küçük, hadi sok, salla sen! Oğlum, vur işte! Lan vur! 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 Yavaş, yavaş! Hey! Hey! Burada, burada, oraya bak! Ulan iyice kreşe döndü burası arkadaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Aynı darbeyi önceki iki arkadaşın da aldı. Kılıçla itildikleri zaman fizik kuralı olarak geri sektire. Sen ne için tam geri sekmişken bir reveransla hıa yapıp masanın üstüne tek tek deviriyorsun? Bu biraz abartılı bir hareket değil mi eşeğin köpeği? Çekiyorum seni Hancı! Geberteceğim seni Kara Mesut! Kalkanın düştü. Lan! Ah!
Ulan pahalı pahalı bana soktukları tahta bak. Karton çıktı. Çetin o. Bak daha ölmediğin için biraz konuşacağım. Kalkanını yere düşürdü, adam kibarlık yaptı, kalkanını bak uzattı. Niçin kendine saplayıp ölüyorsun lan? Ne? Ulan kesik bile yok burada, hiçbir şey yok. Niye böyle tahtı niye yıkıyorsun lan? Niye burana geldin? Aa! Al, 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 al. Tahtı niye kırdın arkadaş ya? Of ya! Gel buraya. Tamam hadi artık. Bir dakika dur. Bak siz de durun. Kavgayla değil, dansla çözelim bunu mesela. Aramızdaki kavgayı dansla çözelim. Daha iyi dans eder kazansın. He? Mantıklı. Ha? Nasıl dans edeceğiz? Ne? Damat alayı, damat alayı. Son ki. Bak, bak. İki, üç. Gel be. Bir, iki, üç. Biraz sağa, biraz sola. Biraz sağa, çok güzel. Biraz sola. Olduğun yerde bir. Yerden kalk. Nasıl? Saçmalık. Kavgaya devam. Çok güzel. Zaten alttakiler gelecek pasta. Tamam. Tek kalın. Hadi bakalım. Ve ölür. Ve ölür. Elder doymadı köpek. Elder. Allah sizin canınızı almasın. Gel buraya. Tamam lan gel işte. Tamam. Saklan. Bir dakika bir durun. Özgür Yusuf bir anons yapmamı istedi. Burnu beyaz zekili siyah bir at varmış. Yanlış fark etmiş. Kimin? Ah oh, benim. Halledeyim hemen. Hadi oğlum. Kalemesi bir tane daha sok düşsün. Onlar çürük askerdi. Bakalım benimle ne yapacaksın Kara Mesut? Sayın Tekfur. Ne yapıyorsunuz şu anda? Açık edepsin be adam. Nasıl? Ulan. İki elinde dolu. Nasıl öldüreceksin Kara Mesut'u? Allah aşkına. He? Nasıl öldüreceksin acaba ya? Adam seni burada tutsa böyle Taksim'de büfede döner gibi kesecek seni böyle. Böyle böyle kesecek seni ya. Böyle böyle kesecek seni. Zaten sünnetine gelmiş gibi giyinmişsin. İn şuradan al şu kılıcı. Sapla Kara Mesut'u. Hadi. Heh. Hadi. Tek vuruşla öldüreceğim seni Tekfur. Hadi Mesut'um yak, yık ortalığı. Bak yıkılmayan yerler var. Oralar, oralar. Hadi saldır. Heh. Oğlum şunu kurtar. Her koyun kendi bacağından asılır tabii. Yürü git. Çok uzun.
şöyle. Beni yeter sandı galiba. Ölür hayat lan git. Yaşa sen Kara Mesut'um. Yine kurtardın bizi. Yaşa sen. Ben ne olacağım peki? Ben de masumdum. Beni niye kurtarmadın? Bu hale getirdin. Al bakalım. Kara Mesut. Bonkör kahraman. Allah senden razı olsun yiğidim. Biliyordum. Zararımı karşılayacağını biliyordum. Ağır da bir kese. İçinde kıymetli taşlar var galiba. Misket lan bu. Evet. Oynar. Oyalanırsın. Hadi prenses. Anneannemin Şile'deki yazlığına gidip okey oynayalım. Gidelim Mesut. Nihayet birbirimizin olacağı. Artık birbirinizin olun da ben de kurtulayım. Her defasında seni kurtarmaya geliyor. Olan bana oluyor. Allah kahretsin ya. Sıra nâle var ya. Of ya. Vurun. Bir darbe de siz vurun. Aa, onun orta çağda başıma geldi ya kalmadın ha Kara Mesut. Yaktın yıktın lan. Hem geldin hanıma koydun. Sonra geldin düğün salıma koydun. Allah'ım canım aldı kurtulayım artık ya. Hiçbir çıkar yolum kalmadı artık batım. Aa, tek fırın para kesesi. Yanımda demişti. Dur hele. Pardon. Günahkar oldum. Bir tek vur öldürdüm. Ama kimin umurunda? Lan Ayşe nereye koydun? Hancı. He? Buraya düşürmüş ha. Ha, belki ahirette Bahadır'la kavuşursun. Sağ olun. Orada kirayı alsaydınız siz için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aldım. Oh be, çok şükür. Bakalım. Bakalım. İşte bu. Oo. Oo, buna nereden baksan her şeyi parasını çıkarım. Lan müzisyenler hadi iyisiniz. Hepinize benden çay. Bu saatten kim bu densiz yavru? Selam. Tek doğamız. Allah iki tane çirkin olsa da yapışıversek onlara. Böyle yaratılmamın bir amacı olduğunu biliyordum. Bir arkadaşımız geldi. Onu da çağırabilir miyim? Ya Rabbim verdikçe veriyorsun. Güzel yüzler her zaman hoş karşılanır bizim evimizde. Tabii. Bu nedir? İbrahim bizim koruyucu meleğimizdi. Zebani de bir melek sonuçta. Konuşuyor bu. Ben bunu oyuncak sandım. Ben Burcu'ya yükseğim. Ondan başkası dünya yıkılsa olmaz. Burcu İbrahim'i seçmişti, ben de seni seçmiştim. Olur. Teşekkür ediyorum efendim. Çok değerli bir programımız var. Daha önce seyredenler muhakkak bilirler. Tatlı Ekşi diye Yeter Yakalayan'ın hazırlayıp sunduğu... İki tane kızımız var, onların aile sorunları var. Nasıl bir sorunmuş, bu sorun çözülebilecek mi? Yeter Yakalayan programında bu sorunu çözebilecek mi? İzleyip görelim, buyursunlar efendim. Efendim, günaydınlar. Hepiniz hoş geldiniz stüdyoya. Katillerin nedense kendi ayaklarıyla hemen teslim olduğu... Kaybolan kişileri 3 cevapsız aramayla bulduğumuz bu güzel program Tatlı Eşki'ye hepiniz hoş geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Biliyorsunuz her hafta çok önemli konulara değiniyoruz ve bulamadığımız, çözemediğimiz hiçbir şey yok. Geçen hafta Ferah'ımızın annesinin aslında babası olduğunu, babasının amcası olduğunu, amcasının da kayınçosunun eniştesi olduğunu ben buldum.
Ve yine kayınçosunun görümcesinin baldızı olduğunu burada ortaya çıkardık. Daha sonra bir baktık ki Feramuz Angelina Jolie ile Amerika'da bir yerdeymiş. Onu da yine ben kendi gözlerimle, parmaklarımla buldum ve işaret ettim ama... bugün çok, çok, çok başka bir konu var. Gerçekten benim de merakımı çekti. Günlerdir araştırıyorum. Dilerseniz bir ailelerimizi alkışlarla şöyle bir enerjiyle başlayalım. Bir çağıralım. Çünkü enteresan bir konu. Herkes merak ediyor. Herkes canlı yayında bekliyor. Bugün bu olayı çözeceğiz. Bugün bu olayı halledeceğiz. Tamam mı? Bir problem var. Çiçek diyor ki beni hastanede karıştırmış olabilirler. Ben bebekken. Böyle bir iddiayla geldi bana. Ben dedim tatlı eşki olarak sana bunu çözeceğim. Şimdi sağ tarafımda Varlıklı ailesi var. Önce onları tanıyalım. Baba Kudret, anne Burcu ve kızları Naime ile geldiler. Tam Takır ailesi. Sol tarafımda baba Hayati, anne Mehtap ve çocukları Çiçek olarak geldiler stüdyoya. Dediler ki bizim bir problemimiz var. Daha doğrusu Çiçek, şüpheleniyorum. Beni karıştırmış olabilirler mi dedi. Peki ne zaman şüphelendin Çiçek? Hemen başlayalım, seyirci merak eder. Vallahi aynaya her baktığımda şüpheleniyorum. Aşk olsun Çiçek. Şu güzelliğe bir bak. Tıp demiş benim burnumdan çıkıyor. Efendim, ben bu benzersizlikten şüphelendim. Ve hastane kayıtlarına baktım. Ve benimle aynı gün doğan Naime Hanım'la karıştığımı düşünüyorum. Ana ana, sen şimdi neden öyle düşünüyorsunuz ya? Ben hiçbir benzerlik göremedim açıkçası aramızda. Öncelikten Yeter Hanım'ı bekleyelim bence. Evet. O bize söylerse evet, biz ona göre bakarız. Ben de hiçbir benzerlik aranızda göremedim vallahi. Naime, bir şey diyecek misin? Ya bana bak. Çiroz. O ağzını cırt diye ortadan en ikiye ver ayrılmasını çok iyi bilirim. Sen benim anama babama mı çökmeye çalışıyorsun kız? Sen benim anamın babamın mirasına mı çökmeye çalışıyorsun? Get ötede abla. Hoş! Affedersin. Naime. Naime prensesim. Ya baba bırak. Ama niye böyle şeyler yapıyorsun prensesim? Bak biz seninle şiddet ve küfür konusunda ne konuşmuştuk? Ya baba bırak ya şu sümüklüğü. Ancak küfürden anlar bu küfürde. Şş, bana bak kız. Oo! Bak hele bana bak mı bak? Bu kadın var ya, bu kadın benim anam, benim. Yan yana bakınca nasıl benziyoruz, görüyor musun? Mesela ikimizin kafası da kıl var. Hani saç demek bu. İkimizin ağzı da burnunun tam şurasına düşüyor. Yani ikimiz de nefes alıyoruz. Daha ne olacak ben bilmiyorum. Benziyor. Yani aslında biz de yani şimdi baktığım zaman Çiçek Hanım'a saçları, belimiz, yüzümüzün rengi, tonu, konuşmamız aslında biraz benziyor da gibi yani. Ya ama... saçma sapan konuşma kızım, neresi benziyor ya? Bildin ha benim aynım ya bu kız. Zerafeti olduğu gibi benden almış. Hangi? Görmüyor musun? Bak şimdi hangi zerafet Mehtapcığım? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben var ya, dibime kadar asilim, kokuma kadar zarifim. Aa, ayı gibi de nezaketliyim ha. Ayı gibi ya. Peki, tamam Mehtap kendini çok güzel anlatıyor ama... ben ailelere de sormak istiyorum aslında. Bana onu söyleyin. Siz hiç şüphelendiniz mi acaba bu bizim kızımız mı yoksa değil mi diye böyle bir şüphe oldu mu içinizde? Ya ben aslında bir şüphelendiydim. Hı hı. Çünkü biz bu ağa gündelikçi olsun diye sokağa bırakıyorduk. Hı hı. Gitmiş gizli gizli okula yazılmış, gastronomi okumuş. Ya kız diyoruz, akşama diyoruz kapuska yap diyoruz. Ne kapuskası? Gidiyor elma sirkesinde efendim, ıslah edilmiş banko yapıyor bize ya. Yap. Yeter Hanım, aslında buyur. Biz de biraz şüphelendik. Hı hı. Yani şimdi Naime'yi biz Fransız Koleji'ne yazdırdık. Sorbonne'da tıp okusun diye. Fakat kafama girmiyor dedi. Terk etti. İkinci sınıftan terk ilkokul 2'den. Eğitim boşa masraf ya. Vallahi bak. Dayı, senede 100.000 veriyorlar okula. 12 senede ne var? 12 milyon
700 mi yapıyor, 800 mi yapıyor? Hani doğru hesap. Doğru, doğru. Doğru hesap. Doğru diye. Ya ben o parayla var ya 9 tane paçacı açarım da zaten. Başlesene. İhtiyacım yok. Şimdi dur bir dakika. Sen güzel güzel açıklıyorsun ama böyle başka şeyler var mı içinizde? Böyle şeyler oldu mu? Evet, evet. Şimdi efendim benim yıllardır sanata bir merakım var. Tamam. Tiyatrocu olacağım diyorum. Bana sakat taklidi yaptırıp dilen diyor babam. Ressam olacağım diyorum. Evde boya badana yaptırıyor. Yaptırıyor. Ya sen ne kadar nankör bir kızsın ya. Aa, cebimdeki parayla ben sana gidip de dans kıyafeti almadım mıydı? Oriental kıyafetiydi o anne. Ya kum kapıda yılan çiçek diye namımı yaydı para kazanayım diye. Yaydı. Efendim biz de kızımıza 25 senelik üniversite hocası tuttuk. Güzel Türkçe, güzel konuşma dersi veren diksiyon hocası tuttuk. Adamın diksiyonunu bozduk. Belki tanırsınız, bilmiyorum, Mahmut Tuncer. Bizim eski diksiyon hocamızdı kendisi. Mahmut Hoca'ya da buradan selam ediyor. Ama adamı nasıl özüne döndürdüm, değil mi baba? Buba mı? Yavrum, niye buba diyorsun? Biz yedi göbekten İstanbullu aileyiz. Baba nedir evladım? Şimdi bak benden sonra tekrar et. Heh. Baba. De bakayım. Baba. Baba. Bir daha. Baba. Bebe. Yok. Şive kaçıyor efendim sürekli. Bu işte bir karışıklık olmalı. Evet. Yani sadece şive değil Yeter Hanım. Biz Fransa'dan aşçı getirttirdik. Tamam. Kendisi aşçıya çiğ köfte yoğurtturdu. En sevdiğim yemek. Yani Milano'da modacı getirttirdi. Gri eşofman altı diktirdi 10 tane. 12 tane de bende var abi. Onda da var. Ya bak, ana benim zevkime karışma. Benim aman zevkim yok, bu. Hemen canım. Vallahi tükürüm ha. Topladım, burada bekliyorum. Şimdi Naime'yi hepimiz izliyoruz. Seyirci de şimdi seni sorguluyor, seni merak ediyor. Beğs falan dedin. Beğs falan bir şeyler dedin. Aynı şekilde sen de yapıyorsun ama ben hiçbir benzerlik göremiyorum. Ya, alakası yok. Alakanız yok. Bakıyorum, bakıyorum, yılların televizyoncusuyum. Hiçbir şekilde benim bu gözler hiçbir benzerlik görmüyor. Vallahi gerçekten şaşırıyorum. O yüzden ben diyorum ki biraz ara verelim. Farklı bir konuya geçelim artık diyorum ve... Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın Yeter Hanım. Bende tik var da. Nasıl? Yani böyle el çırpınca öpücük atıyor. Yap. Sen de. Bende de var aynısı. Allah Allah. İşte buyurun efendim, bundan iyi kanıt mı olur? İkisinde de aynı tik var. Eğer aynı tik değil diyorsanız giderim şimdi buradan. Tiktir git. Ya kusura bakma, beni söyletti de. Ya Türkiye'deki bütün tiklilerin %70'inde aynı tik var ya. Kalan %50'de de oynama tiki var. Geriye kalan %30'u da zaten diğerleri ya. Dayı doğru hesap yaptı. Kızım %150 oldu yavrum. 9 tane matematik profesöründen ders aldın. Hala yapamıyorsun bir toplamayı yavrum. Bak anne. Ay, toplar. Yapma, tamam. Şunu yap lütfen. Çıkacak diye korkuyoruz. Çıkmaz. Yayında. Şimdi çok enteresan bir gelişme oldu. Ben tam böyle başka bir konuya geçelim derken reji kulağıma fısıldadı. Öylesine acayip bir konuk var ki stüdyoda. Şimdi gelecek. Bir dakika, hadi. Konuk gelmeden önce daha başka şüphelendikleri zamanlarda mesela aileler çocuklarına masal anlatsalar ya da bir şarkı söyleseler. Yani ikiniz bir tane mesela çocuk şarkısı söyleseniz bakalım çocuğunuz nasıl tepki verecek? Ona nasıl mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu muydu o neydi? Benim aklıma hangi şarkı geldi biliyor musun? Bir de hangi? Bilmiyor musun? İşte ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. O zaman çocuğumuz opera olarak mini mini bir kuş donmuştu. Naime kızım, hadi sen de aşkım. Ben seni bale yap bakalım Naime. Yapma ana. Ben galiba uzun havacıların yanına gideceğim. Kudret sen de güzel güzel böyle güzel Türkçenle kızına öğret. Evet. Sen de onun söylediği gibi tekrar et. Tamam.
mini mini bir kuş donmuştu. Baba ağzın çok kötü. Ayıp ya, dinle. Pencereme konmuştu. Çok içli şarkı ya. Hadi ne? Bir kuş donuyor, düşünsene ana. Pencereye konuyor. Ay. Donuyor ya orada, kuş kalıyor yani. Ben biraz duygulanıyorum ben kucağımda. Mini, mini, mini bir kuş donuyor. Pencereye konuyor. Konmuştu. Konuyor, alıyor onu içeriye. Cık, 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 ısır diye. Baba çok başarılıydı. Gerçekten çok. Habale habalo. Mini mini. Ay mini mini bir kuş konmuştu. Çiçek ötsün diye, aman aman ötsün diye, canım diye, özüm diye, çik 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 ötsün diye. Mini mini bir kuş donuyor. Pencereme konuyor. Alıyor onu içeriye. Çık 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 ötsün diye. Çiçek, çiçek gir kızım. Mini, mini bir kuş. Donuyor. Acıklı, ona da acıklı gir. Anlaşılmaz. Donuyor. Çocukluktan varmış. Peki, evet çocukluktan varmış, anlaşıldı. Şimdi kulağıma bir şeyler geliyor benim. Kulağıma bir şeyler geliyor. Çok sürpriz bir konuk var stüdyoda. Öyle biri ki bizi ta o güne, o hastaneye, o doğduğunuz güne götürecek. Ve bize ne olduğunu anlatacak. Şimdi bir alkışlayalım, Bahadır gelsin. Adem'e bağır. Adem'e Bahadır gelsin. Merhabalar Yeter Hanımcığım. Hemen oturup hemen konuyu anlatayım. Evet. Efendim ben Hadem'e Bahadır. O gün hastanede ben. Bakın ben bu zamana kadar hiçbir şeye karıştırmadım ki değil bebeleri karıştırayım. Yani ben çayıma şeker atarım onu bile karıştırmam. O şekilde bir insanım, haberiniz olsun. Beni karıştırıyorsun Bahadır Bey. Ben buradayım, orayı anlatıyorsun. Niye? Daha beni karıştırıyorsun. Olabilir, olabilir Yeter Hanım. Çünkü ben bakınız ki dulum. Ne demişler efendim? Ne demişler? Hatasız dul olmaz. Saçmalıyorsun şimdi de. Hatasız kul olmazdır o. Bir kere lafı bile karıştırıyor. Ya bizi kesin karıştırmıştır Yeter Hanım. Değil mi? Değil mi? Tamam, tamam Çiçekciğim. Bir saniye. Şimdi Hadem'e Bahadır. Sen evet. O gün oradaydın, o hastanedeydin. Herkes merak ediyor. Nefesler tutuldu. Burada düzgün, bak dürüst cevap vereceksin. Tabii. Düzgün anlatacaksın. Tabii, tabii. Tamam mı hiç? Eksiği olmadan. Anlatır mısın o gün hastanede ne oldu? Efendim o gün benim yarın gibi yok gibi çarpmışım kafamda. O gün o bebelerin karışma ihtimali bakınız %0. Bahadır anlatsana konuyu. Soruyu sorduk. O gün ne oldu? Anlat artık. Hadi zaman geçiyor. Efendim ben o gün böyle girdim tam doğumhaneye. Eve böyle elime verdi bebeleri. A biri burada, biri burada. A bu Naime, bu Çiçek. Ondan sonra ben tam kapının önüne geldim. Kapıyı açacağım tabii. Ellerim dolu. Nasıl açacağım kapıyı? A bunu bunun üzerine koydum. A bu kapıyı açtım. Tam çıkacakken bu başladı ağlamaya üst olanı. Bunu aldım buraya sıkıştırdım böyle. Biraz ağlıyor ya. Bunu ağladığını duyunca bu da ağladı. Bu bir titreşti. Tam düşerken yakaladım. A bunu sıkıştırdım. Ondan sonra bunu aldım buraya koydum. Sağdakini tekrar sola koydum. Soldakini sağa koyunca üsttekini herhalde ben 6 ay sıkıştırınca ben karıştırmış olabilirim ya. Affedersiniz. Herkesten çok özür diliyorum. Kabul mü? Değil. Ne demek değil efendim? Değil. Ne kadar çok büyütüyorsunuz ya. İnsanın yani doğuran mıdır, babası yetiştiren midir? İnsana nasıl babası saçamıyor. Herkese yayınlar sağ olun. Bahadır geldiği gibi gidiyor. Ne anlattığını da tam anlayamadım. Öyle değil mi? Bizi biraz ikiliciklendirdi. Ve bir itiraf da geldi aslında. Naime, ne diyor Bahadır? Ya bir şey dediği yok ya, saçmaladı gitti. Ya benim yarı yarıya şansım var hala. %70 %70 yani. Doğru diye. Doğru diye. Öyle mi diyorsun? Sayı hesaptan anlıyor. Ayrıca yani bu kadının benim annem olma ihtimali yok. Hani saçımız bir. Bıyıklarımız var. Elimizdeki ben de aynı. Hani duruş, şekil falan hep aynı ama. Ya ne alakası var yani, anladın mı? Benim annem olma olasılığı %0.
Ben size söyleyeyim. Hop! Tıs, kusura bakmayın, arada bir gastritim var. Kaçıyor, kusura bakmayın. Ya bende de var, benim halamda da vardı. Bizde hırsı biliyor musun? Hop! Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama ben bu iddialara yani katılmıyorum, anladın şimdi mı? Şimdi aslında benim bir kafam karıştı. Haps falan ikiniz aynı anda herhalde mideden bir problem var ama ben gene de bakıyorum. Bakıyorum ve iyi bakıyorum. Hiçbir benzerlik görmüyorum. Alakası yok. Ortak hiçbir şey yok. Neden böyle bir şey söyledi Çiçek? Onu da anlamıyorum. Hiçbir şey göründüğü gibi de değil. Bunu tek bir şey çözecek. Türkiye'de ilk defa bizde var DNA testi yapacağız. DNA testi bir tek bende var. Şak diye yapıyorum ve çözüyorum. Ya bu DNA testinin gerçekliğini kim belirliyor? Bilim dünyası kızım, bilim. Allah Allah, geçen yılda diyorlardı ki kahvaltı en önemli öğün diyorlardı. Hani bunlara güvenmemek lazım yani, anladın şimdi mı? Şimdi kahvaltı edilmesin. Edilmesin var. Diyorlar ya. Edilmesin falan. Şimdi sen her şeye karışma aman Naime. Program benim programım. Ne yaparsan. DNA çok önemli bir şey. Sen ona karar veremeyeceksin, ona biz karar vereceğiz. Verirsem ben. Hadi şimdi Naimeciğim, bekleyelim. Naimeciğim, her şeye cevap verme. Canlı yayındayız. Tamam Allah bir tanem? Ağzını tut, gençsin daha. Gençsin, öğreneceksin. Allah. Bir alkış yapalım DNA testi için. Ozan geliyor. Ne ödevem? Ne ödevem? Hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Efendim. Ne ödevem? Evet. Hoş bulduk. Ozancığım, şimdi sana ihtiyacımız var çünkü evet. DNA testi yapacağız. Başlayayım o zaman evet, efendim. Evet, lütfen. Tamam efendim. Evet, şimdi tükürük örneklerinizi alacağım efendim. Ağzımızı açıyoruz efendim. Açtık, evet aldım efendim. Bu yeterli. Mehtabın alındı. Açın efendim. Evet efendim, sizin için de aldım. Hayati Beyciğim. Hayati Beyciğim yemeyin efendim. Yemeyin efendim. Efendim yiyin Hayati Beyciğim. Buyurun yiyin efendim. Buyurun yiyin. Yiyin ben kenardan aldım, şöyle aldım. Evet efendim yeterli. Bravo Ozan. Sizden alsam, sizden almıyorum efendim. Saçmalama. Evet geldim. Evet sizden de aldım. Naim Hanımcığım ağzımızı aç. Naim Hanımcığım ağzımızı aç. A diyelim efendim. Efendim E diyelim. Naim Hanımcığım bir sesli harf almam gerek. Naim Hanım tükürük örneğinizi almam gerekiyor. Tüh. Aa oradan al. Aa şu yanaktan al. Efendim 5 yıl genetik okudum. Böyle bir muamele görmedim. Evet ben buradan alırım. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sizden de alayım efendim. Çok küçük. Evet sağ olun. Teşekkürler. Evet Ozan'cığım topladık evet. mı DNA'ları? Evet topladık. Şimdi bu örneklerimizi son model makinemizin içine koyacağız ve hemen sonuç alacağız efendim. Hiçbir yerde olmayan, sadece bizde olan o makineyi buraya alabilir miyiz Ozan'cığım? Tabii ki efendim. Görsünler. Göstereyim efendim. Bir kafa karışıklığı olması çünkü sadece buyurun. Tatlı eşki de var. Bizim makinemiz efendim, evet, buyurun. Bizim makinemiz. Hı-hı. Ne yapacağız Ozan? Bu sonuçları bu makineye koyacağız ve hemen sonuç alacağız efendim. Ozan normalde dünyada bu ne zaman, nasıl yapılıyor? 2 ila 100 yıl arasında sonuç alınıyor efendim. Ama bizde? Bizde 15 saniye. Evet, çünkü hı-hı. bizim farkımız. Tabii ki. Evet. Gördüğünüz gibi örnekleri koydum. Evet, şu an sonuç bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Herkes stüdyoda nefes nefese. Bakalım Çiçek'in iddialarından ne çıkacak? Bu sesler de son evet. derece normal çünkü evet. bir tek bizde var. Makinamız sonuç verdi gördüğünüz gibi. Evet efendim. İnanılmaz evet. Sonucumuz şey. Da burada. Buyurun. İnanılmaz bir şey. Ben teşekkür ediyorum Ozan. Rica ederim. Sonuçları aldınız. Aldım şimdi ben gideyim. Neden sabah programında genetikçi olduğumu biraz sorgulayayım efendim. Görüşürüz. Evet. Sağ ol. Sorgulaman çok uzun sürecek Ozan'cığım. Evet, heyecanlı mıyız? Naime ne diyorsun? Çok heyecanlı. Ya, boş elimde, gelin. Dosya elimde Çiçekciğim. Çok heyecanlı. Her şey burada. Bir iddiayla geldin. Tatlı eşkiye başvurdun ki bizde hata olmaz. Şöyle bir sonuçlara bakıyorum ve evet. Çiçek, varlıklı ailesinin kızı. Naime de tam takır ailesinin kızıymış. Ne oluyor ya? Her şey ortaya çıktı. Buyurun. Başlayayım testimize ya. Olmaz, olmaz öyle şey. Allah evet, Allah. Buyurun. Anneciğim, babacığım. Baba mı? Kızım. Allah'ım. Bu baba dedi yahu. Vallahi baba dedi. Bravo. Yeter hanım, çok mutluyuz. Rica çok teşekkür rica ederim efendim. Bize amorti vurdu ya. Yalı nerede sizin? Ne yalısı kız? Yalı yok mu lan? Lan yalı! Ne yalısı lan? Ben ne sonuç ya? Bak ağzım benim testi ağzım ortasına. Ne yapayım, vuracağım mı? He, vuracak tabii. Allah Allah. Bu ne biçim kız ya? Vuracağım. Ben bunun derdiyle, tasasıyla uğraşamam. Uğraşma lan. Ya konuşma. Kız bir sus. Kız. İstese abun da al git götür. Alıyor mu? He. Yani Burcu ne diyeceksin? Şöyle, tabii ki ben, benim yavrum kimse, ben onu alırım. Benim evimde kalır, o da bol.
Yardımcılarımız var. Araba veririm altlarına. Ne güzel. Yeter ki bana anne desin. Anne! Anne! Savaş! Hayatım, bu aile daha fazla genişlemeden biz çıkalım. Hadi kızlar, hadi. Anne ya! Anne ya! Anne ya! Birbirinden bayağı farklı iki arkadaşımız var, ev arkadaşlarılar. Karşı komşularıyla yakın ilişkiler kurmaya çalışacaklar. Bakalım becerebilecekler mi yoksa önlerine yine bir engel çıkacak mı? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Yok! Proletarya için! El kardeşim şunu ver Allah aşkına. Şunu verir misin? Ne olursun yahu? Ne olur Begonvil TV'yi aç. Sosyalist Enternasyoneli'nin Buenos Aires'teki 69. Genel Kongresi kapsamında gerçekleştirilen avokado tarımcılarını nasıl desteklerim sempozyumunun 3. oturumundaki bildirgeyi dinleyip öz eleştiri yapmam gerekiyor. Yahu ben programı dinlerken bile... Ben programın ismini dinlerken bile sıkıldım. Tövbe tövbe. Bu saatte kim bu densiz yahu? Dur sen dur. Ben gideyim de şunlara ağzının payını vereyim. Sen gideceksin. Selam. Aleyküm selam. Bu saatte evimizi kim şereflendirdi? İbrahim kardeşim, bu kumanda mücadelesinde ben Hakk'a yürüyüp cennete mi düştüm? Bunlar ne? Bunlar ne? Hakk'a değil, kızlara yürüyorsun şu an evdaş Bilal. Ayrıca hayır, bu kadın bireyler gayet kanlı canlı şu an karşımıza durmaktalar. Hoş geldiniz kadın arkadaşlar. Daha eşit bir dünya için içeri buyurmaz mısınız? Ay, teşekkür ederiz. Yani hiçbir ehemmiyeti yok ama muhabbet olsun diye soruyorum. Kimlerle tanışma şerefine nail oluyoruz inşallah? Ben Burcu. Evet. Ben de Özge. Biz üniversite öğrencisiyiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Evet. Karşı daireye taşındık. Komşularımız kimmiş bir tanımak istedim. Aynen. Yani uzun süre karşılıklı oturacağız. O yüzden bir tanışmayalım mı? Görüşmeyelim mi? Tabii ki görüşelim be. Tabii ki görüşelim. Bu mübarek komşuluk için gönül bağları kuralım. Evdaşıma katılıyorum. Sistemle olan mücadelemizde birlik olmaktan başka şansımız yok. Yaşasın komşuların birliği. Ya bunlar çok tatlı. Biz buradan çıkmayız değil mi? Evet. Ya zaten bu devirde insanı nereden bulacağız? Şöyle... Ha zaten bizim erkek arkadaşımız da yok. Evet. O yüzden burada bol bol takılırız. Evet. Sizin için problem olmaz değil mi? Tövbe de! Lütfen. Tövbe de Burcu ne alakası var? Siz eve girdiğinizden beri sağ sol çatışması bitti yahu. Sorumu mazur görün ama sizin gibi devrimsel hoşluktaki iki güzel bayanın nasıl oluyor da erkek arkadaşı oluyor? Açıklayayım mı? Tamam. Şimdi şöyle, biz yakışıklı sevmiyoruz. Of, nerede yakışıklar? Çıpırt karşımızda. Sinir oluyoruz. Bizim tek duamız Allah iki tane çirkin olsa da yapışıversek onlara. Allah'ım! Böyle yaratılmamın bir amacı olduğunu biliyorum. Güzelliğin faşizmine karşı açtığınız savaşta sonuna kadar arkanızdayız Özge ve Burcu arkadaşlar. Evet. O zaman kaynaşma eylemine geçsek mi? Ne diyorsunuz? Ay tabii tabii. Kaynaşma olayına geçelim zaten de. Bizim bir arkadaşımız geldi. Onu da çağırabilir miyim? Tabii ki çağırabiliriz. Allah'ım. Ya Rabbim verdikçe veriyorsun. İki de üç oldu ya Rabbim. Nerede kendisi? Kapıda. Ah, tabii tabii. Ben bakarım. Güzel ve yeni yüzler her zaman hoş karşılanır bizim evimizde. Tabii.
Bu nedir? What is this? This is İbrahim, arkadaşımız. Hoş geldin Kankut. Kızlar iyi misiniz? Ben yokken pişman olacağınız bir şey yaparsınız diye çok korktum. Ama şimdi bakıyorum da korkmasam da olurmuş. Yok ya, iyiyiz, merak etme. İbrahim bizim koruyucu meleğimizdir. Tabii. Zebani de bir melek sonuçta. O konuşuyor bu. Ben bunu oyuncak sandım. Senin adın ne? Senin adın Bıcırık mı? Bıngıldağını yerim seni, yerim. Ya, ya, ya öyle deme. Çok tatlı, yerim onu ben. Vuru vuru. Anne. Ya Burcu, sen hiç tatlı yemedin mi ya? Bu bildiğin cin biberi ya bu. Bunu ya sen, ağzın yanar, miden yanar, popon yanar. Buna baksana şuna. Ya bakma bana, gözüm de yanıyor. Muhammed Ali gibi vurdukça vuruyor. Hoş geldin Adaş İbrahim. Biz de yeni komşularımızla kaynaşıyorduk. Ben senin gibilerin kaynaşmasını bilirim. Bıyıklı libido. G7'oğlu Can Yaman. Kızlar, kızlar. Ben her zaman yanınızdayım. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Bu çakmak taşla moloz taş, taş devrinden beri kız görmemiş sana. Belli. Allah'ım, adam yürüyen bir doğum kontrolü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaldırıp atamazsın da. Mücadele ruhumuzu asla kaybetmeyeceğiz Evdaş Bilal. Unutma, kızlar çirkin seviyorlar. Arkadaşlar, kaynaşma olgusundan bahsetmişken, bu işin emekçilerinin geliştirdiği şişe çevirmeci oyununu oynamayı teklif ediyorum. Yıllardır cebimde taşırım. Buyurun. Ay, oley, ben çok severim bu oyunu. Bir saniye. Ya taktiklere bak ya. Ya bu taktiklerde takılan mı kaldı ya? Kafam almıyor benim. Bu kafa da almıyorsa başka hangi kafa alır bilmiyorum. Ya İbrahim, abartma bence. Bu gülüyor mu, havamı kaçırıyor, bir saniye. Ben anlamıyorum ya. Kızlar, bakın. Burası testosteron kokusundan benim başım ağrımaya başladı ya. Kalkıp gidelim. Ben bile güvende değilim şu an burada. Allah Allah. Ya biz iyi çocuklarız muhterem. Biz burada Friends tadında bir şey yaşayacakken geldim, ibret saatine çevirdin ortamı. Ama yani şişe çevirme için de biraz erken. Hay Allah ya, benim de en sevdiğim oyundu. Cesaret çıksa mesela hemen şey yapardım. Allah aşkına oynayalım. Ne olur oynayalım yahu. Kızlar, biz akşam yemeğimizi yemiştik. O yüzden bu getirdiklerinizi mutfakta dolaba koyarsanız bozulup heba olmasınlar. Tamam, hadi götürelim Burcu. Bu taraftan mutfak. Evet. Nasıl kapan? Muhterem, Rabbim her şeyi bir amaç doğrultusunda yaratmıştır da senin amacın ne yahu? Bak birader. Bakıyorum. Ben bu kızlara çok emek verdim. 4 yıldır dinlemediğim dert, taşımadığım poşet, bakmadığım evcil hayvan, likelamadığım Brad Pitt fotoğrafı kalmadı. Bu kızlar benim hakkım. Yahu tamam, niyeti bozduysan bu kızlarla bu kadar zamandır niye konuşmadın? Doğru anı beklerken kanka olduk. Hayır, bir de çirkin seviyorlar, ümidimi de kaybedemiyorum. Bari hangisine niyetlenmişsin onu söyle de biz diğeri için Evdaş'ımla yeni bir sağ sol çatışmasına girelim. Önceleri Burcu'yu yüksektim. Yalnız Özge'nin eli dirseğime değdiği anda kafam çok karıştı. Ne diyorsun yahu? Çok yakınlaştık. Benim için fark etmez, hangisi olursa olur. Yalnız bakın, ekmeğimle oynatmam ulan. Ekmeğimle oynatmam lan. Tamam. Lan! Adaş İbrahim'in hormonları ayaklanmış, bütün organlarının önüne geçmiş. Muhterem, bir tanesini sana yapalım, öbürüne de ya nasip deyip biz koşalım. Nasıl olacak o? Şişe çevirmeceyle. Şişe çevirmece oyununda seni kızlardan biriyle denk getireceğiz ve
Öpüştüreceğiz. Var mısın? Varım. Yıllardır aynalarla öpüşüyorum. Ne yapıyoruz? Demokratik süreçler sonrasında şişe çevirmece oynamaya karar verdik. Masanın etrafına dizilelim de oynayalım kızlar. Hadi. Tamam. Sonunda karar verdiniz demek. O zaman ben çeviriyorum. Tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Hadi. Bir, iki, çevirdim. Bana geldi şimdi. Bana geldi. Bana geldi Burcu. Ben cesaret diyorum. Ya. Yalnız başlamadan evvel şunu bil ki... her şeye karşı çok cesurum. Ya gerçekten mi? Hı-hı. Tamam o zaman. O zaman... bil ölüm. Of 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 of. Yo, ben yarasa çorbası içmem. Ama oyun bozanlık yapıyorsun ya. Öpüş de ne olacak? Ya ne mi olacak? Ya ya bu Bilal'dir, bu korona. Bir dakika, bir dakika. Şimdi İbrahim Büyükak konuğumuz efendim. Kocaman bir alkış. İbrahim, şimdi dedin ki ben her şeyi yapmaya aşırı hazırım. Evet. Ve bunu Burcu'ya dedin. Evet. O zaman Burcu, şimdi Bilal'i öpü sona alalım. Ondan önce bakalım neler yapıyor, yapabiliyor mu? Hakikaten cesaret kısmında var mı? Sen biraz İbrahim'le uğraş istiyorsun. Evet. Hazır mısın? Evet diyor. Evet, ne yapacaksınız bana acaba? Ne kuruldu benim arkamda? Evet, hazırsanız. Aşırı hazırımdan alalım mı? Ben de durdu. Cesaret diyorum. Tamam. Burcu. Tamam. Şunu bil ki her konuda cesur olmaya hazırım. Gerçekten mi? Evet. Tamam. O zaman şey yap. Yakışıklı ol, bizi etkile. Yapabileceğim şeyleri istesen çok üzülürüm. Nasıl olur ki? Olamıyorum. Yani böyle olmaz. Yok, böyle olmaz. Ben de hakim değilim konuya. Almayın. Sağ ol. Bir yardım. Al, sağ ol. Aramızdan vardır diyeceğim ama gözüme de çarpmıyor. Pardon, madem cesaret dedi. Evet. Büyük bir cesaretle işe girdiği, yazdığı filminden bahsetsin. Neyden? Bayi toplantısından. Aa, o kadar aklım gitti ki neyden? Yok, bildiğin yerden gidiyor. Bu kafa da gittiyse. Bu seneye kadar yaptığınız filmler gayet iyi gitti. Şimdi yenisi yolda değil mi? Evet, yenisi bayi yolda. Bayi toplantısı. Beyefendiyle birlikte oynadık. Yani bıyıksız ve burası kel haliyle. Evet, ve biraz... Şubat'ta. Biraz bir göbekle vardı. Biraz göbekle, oradan bayağı kilo verdi. Şu an 12 kilo falan almıştı. Verdim yarısını. Yani. Oyunculuk böyle bir şey. Oyunculuk böyle bir şey. Ama böyle sanki boydan da vermiş gibi. Evet, evet biraz karakter olarak daha uzundu çünkü. Biraz filmden bahsedelim. Vallahi üç tane bayinin çok akıl almaz bir soygun işine karışması, bir bayi toplantısına giriyor. Üç tane Anadolu bayi, biri Konyalı, biri Gaziantep'li, biri Erzurumlu. Bu hani bir yerde bayi toplantıları yapılıyor. Bir İstanbul'da yapılıyor. Bir bayi toplantısına giriyor. Biri orada Erzurumlu, evet. Ya da bir şeyli. Nereli? Ha, Erzurumlu. Üç kişi ama böyle inanılmaz. Üç bayinin bir soygunun işine, üç tane masum adamın bir soygun işine karışmasını anlatıyor. İşte Onur Bey var başrolde, ben, bir de Doğu Demirkol var. Aynı zamanda Büşra Pekin, Safa Sarı ve çok kıymetli oyuncu bir kadromuz var. Yine yapımcımız BKM, yönetmenimiz Bedran Güzel. Heyecanlıyız. Diğer filmlere göre bu nasıl sence mesela? Vallahi sanki diğerlerinden daha komik oldu gibi. Ben varım. Yani, Onur Bey var. Sen nasıl düştün bu toplantıya? Sırf Oğuzhan'ı gömmek için yaptım. Alkış aldım, hiç olmadı. Gerçek gibi oldu. Ya Allah, komik oldu diye düşünüyoruz. İnşallah seyircimiz de beğenir. Heyecanlıyız, merak ediyoruz yani. Tebrik evet, ederim. Beğenecektir. Zaten artık kemik bir kitle var. Evet, evet. Merakla bekleyen. Sağ olsun. Efendim, bayi toplantısı severek izleyeceğimiz, güleceğimiz, değil mi? Kahkahalar atacağımız bir film. Gişesi bol olsun, abi, hayırlı olsun, yolu açık olsun. Kaçırmayalım efendim bayi toplantısını. Eyvallah. Buyurun. Dönüyor muyuz? Nerede kaldı? Bilal'i öp de bakalım orada ne olacak onu da ben... Direkt ama. Ama bak, nasıl o böyle... bir korktu. Korktu.
Böyle bir şey üstünüze gelsin. Ya bunu öpeceğime kırık cam yerim. Çivilerde yatarım, ateşlerde yürürüm. Ya bunun öpüştüğü fotoğrafı haberlerde yayınlasak dünyada öpüşmek yasaklanır ya. Ya bunu öpen vatan hainidir. Allah Allah! Ne gömdüm ben muhterem? Sen de bir cazibe merkezi değilsin yani. Kızlar, biz öpüşmeyelim. Eğer öpüşürsek burada kara delik oluşur. Hepimizi içine çeker maazallah. Allah Allah, bir oyun oynuyoruz. Oyun bozanlık yapıyorsunuz ama ya. Şimdi bir dahaki turda İbrahim sen çıksan ben seni öperdim. Öper miydin? Evet. Öp lan beni bıcırık. Ben öpüyorum muhterem. Ne lan? Ya birader, hiç giderin yok ya. Ya simetri ve güzellik katilisin. Sen de bir hadise değilsin muhterem. Amma uzattınız be birader. Yapın artık ne yapacaksınız? Ezilen halklar için, ötekileştirilen erkekler için. Öp ulan öp, öp yahu. Yok ya, ben yapamayacağım. Ya bununla öpüşürsen bir de hayatta öpüşemem ben. Kızlar, ben 4 yıldır bu anı bekliyorum. Ben sizinle öpüşmek istiyorum. Gerçekten. Yeter artık, bitsin bu çile. Ne? Ya o ne demek ya? Nasıl ya? Kızım. Ne demek ya? Sen bize mi yürüyordun? Bizi peşimizde miydin? Evet. Ay, aa, şaşırdım. Karakut, olur mu öyle? Hangimizden hoşlanıyordun? İkiniz de olur. Ne? Ne diyordu be? Kazak. Hanginiz olursa fark etmez. Siz aranızdan birini seçin. Ben bakmıyorum. Kazak seçiyor sanki. Yürü kızım, gidelim buradan. Yürümeyin bir dakika. Sen ne biçim bir adam çıktın ya? Fark etmez mi? Saygısız. Özge, ben kararımı verdim. Ben Burcu'ya yükseğim. Ondan başkası dünya yıkılsa olmaz. Aptal, Burcu İbrahim'i seçmişti, ben de seni seçmiştim. Olur. Ben? Sen de olursun. O ne ya? Herkese olur, ona olur, buna olur. Yürü be, bunların hepsi aynı, topu aynı bunları. Kızlar, yürü, gitmeyin, Özge. Durun. Kızlar. Ben ne olacağım peki ben? Gittiler. Sol yine kendi içinde olmadığı süreçlerin kurbanı oldu. Ben odamdayım. İnternetten Erzurumlular alkışlıyor. Sivas'tan yetişti. Ne demiştik? Ben odamdayım. İnternetten defile işçisi arkadaşların yürüyüşlerini izleyeceğim. Yine olmadı ya. Mutluluğa şu kadar kalmıştı ama. Evet, olmadı ya. Ben yine aynalarla öpüşmeye devam. Ayna demişken, banyo ne tarafta? Çocukken böyle üzülmesin diye, travma yaşamasın diye bir şey söylenmeyen var mı? Şurada bir hanımefendi var. İsim ne efendim? Serpil. Hayatımın en büyük, daha doğrusu annem tarafından söylenmiş bir yalan vardı. Ben buna çok inanmıştım. Sanırım 12-13 yaşında bile buna hala inanıyordum. Nasıl doğduğunu her çocuk sorar. Ben de sormuştum. Annem de dizini hareket ettirerek buradan demişti. Sonra ne yapmıştı? Dizini hareket ettirerek buradan doğdunuz demişti. Dizinden. Evet, dizinden. Ve ben buna gerçekten ciddi ciddi inanmıştım. Öğrendiğimde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Nasıl öğrendiniz? Muhtemelen arkadaşlarımdan öğrendim. Yani bilemiyorum şu an, hani eskiden okul eğitimde böyle şeyler yoktu. Şu an çocuklarımız tabii ki bunu öğreniyorlar. Güzel de bir şey aslında. Ama ben o zaman gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. Yani hala dizimi gördüğüm zaman o kötü bir çapa olarak. Siz hep ikiziniz olacak zannediyordunuz. Galiba. Çok büyük geçmiş olsun efendim. Peki, teşekkür ediyorum ben de. Çok enteresan varsa bir tane daha dinleyeceğim. Çok enteresan mı? Sefa Nur ben. Evet.
Ben en büyük travmayı babama yaşattım sanırım. Ondan saklamaya çalıştım. Erkek arkadaşım olduğunu. Sonra babamı her yerden engelledik. Instagram hesaplarından fotoğraflarımızı göremesin diye. Paylaşmayayım demiyor ama. Ya. Yok yok yok. Artık sıkıntı yok. Üç gün sonra nikahımız var zaten. Ha, bitti o işte. Evet. Sonra babam hala engelliyken Instagram'dan erkek arkadaşımın fotoğraflarını attı bana. Nişanlıyız bu arada. Babam yaklaşık bir yıldır beraberiz zannediyor ama fotoğraflara 2016 soru işareti koymuş. Ondan sonra tabii ki babama cevap veremedim. Ağrı'da görev yapıyorum. 1 Nisan'da kar yağdı. Karla fotoğraf attım. Babam altına yorum yazmış. İstersen don, umurumda değil diye. sanırım bir travma da bunu izleyince yaşayacak. Ne zamandır berabersiniz yani? 4 yıldır. Şu an burada olduğunuzu biliyor mu? Biliyor, biliyor. Haberi var. Ha, iyi bari. Bir şeyleri de bilsin adam. Peki, düğüne de çağırın. babamı çok seviyorum. Buradan selamlar gönderiyorum. Evet. Onun umurunda değil ama şu an. Hayır, muhtemelen gelmeyecektir zaten ama. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir ailenin evine konuk olacağız efendim. Bizim de bir arkadaşımız var. Toraman büyüdü. Ve tabii ki o da bazı şeyleri sorguluyor. Bazı şeyleri de ufak ufak öğrenmeye başlıyor ama aile işte travma olmasın diye bazı şeyleri tabii demin konuştuğumuz örnekler gibi saklamışlar. Bakalım durumu nasıl idare edebilecekler? Çocukla bu konuda güzel iletişim kurabilecekler mi? İzleyip görelim. Buyursunlar. Ah, geç Mesut, otur sen. Ay. Mesut. Hanım bu kim? Evde böyle mi geziyormuşsun? Sen de nereden geldin mesela buraya? Sahne arkasında. Hayır ya, ev ya burası, ev ya burası. Yatak odasında. Böyle. Güzel. Resmi bir ilişkimiz var, evet. Geç geç otur Mesut, oğlan geldi. Ay işteki ilk haftası nasıl geçti acaba oluşumu? İnşallah. İnşallah iyi geçmiştir Mesut. İnşallah. Hoş geldin yavrum. Aman kim gelmiş? Hoş geldin oğluşum benim, hoş geldin. Oğluşum ne var baba? Aa, niye yavrum? Niye mi anne? Merak mı ettin? Anlatayım. Hayatın gerçekleriyle tanıştım. Siz bana travma olur diye hiçbir şey anlatmamışsınız. Bomboşum, bomboş! Biz senin eğitimine çok önem verdik. 4 dörtlük okullarda okudun çocuğu. Hiç sanmıyorum anne, hiç sanmıyorum. 4 yaşındaki bir çocuk benden daha fazla şey biliyordur hayatla ilgili, eminim. Ayrıca iş yerine sordum, bir tane bile benim gibi travmasız uçuş böcekleri okulu mezunu yok. Olmaz tabii oğlum, olmaz tabii. Yani o okul ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim veren, ailelerin evlatları travmaya uğramasın diye çocuklarını gönderdiği çok özel bir okul. Okul özel de hayatın kendisi genel. Bir dakika, sen iyi misin? Bir travma mı oldu, bir şey mi oldu sana? Patron bana bağırdı. Aa, bak sen şu yaramaza. Ne yaramaz anne, adam 55 yaşında. Sorun şu ki, ben insanlara bağıran insanların olduğunu 22 yaşında öğrendim. Neden acaba? İbrahim'ciğim bak, biz sana her şeyi anlatmadık. Oğlum dışarıda kaba saba çok kötü insanlar var, bunları bil istemedik. Ama varlar. Otobüste, vapurda, metrobüste, bakkalda, her yerdeler ve çoklar. Ya sizin yüzünüzden bakkaldan dayak yedim ben. Ne? Ne yaptı yavrum? Bir şey yapmadı ama ben adama o istediği şeyi vermedim. Neymiş o istediği? Para! Paranın ne olduğunu, ne işe yaradığını bana anlatmadınız ki. Bilmiyorum ki. Elimde torbaları doldurdum, tam bakkaldan çıkış yapacağım. Enseme sertçe bir ahşap parçası dokundu. Sonra seri bir şekilde dokunmaya devam etti. Neden bana para kavramını öğretmediniz acaba? Yavrum, her şeyin değerini parayla kıyaslama diye. Yani para en önemli şey değil. Hayatta her şey parayla alınmaz. Mesela sevgi yavrum. Sevgi süt ürünleri parayla almıyor ama anne. Parayı öğretmediniz bari dayağın ne olduğunu anlattı ki bileyim. Ulan bir yandan dayak yiyorum, sopa yiyorum, bir yandan bu yaşadığım nedir acaba diye merak ediyorum.
Anlamadım ki. Sürekli kafama bir darbe vuruyor. Hayatımda ilk defa canım acıdı. Nasıl tepki vereceğimi bilemedim. 10. darbeden sonra ah diyebildim. Zıp dedim, çit dedim, fit falan dedim. Ben şaşkın, bakkal şaşkın. Saçma sapan bir esnaf dayağı yedim ya. Sen iyi misin peki? Bir travma oldu mu? Oldu. Oldu baba. Oldu. Travma oldu. Kafa travması oldu. Beynim sallanıyor içeride. Ayrıca travma demişken, ben yakışıklı değilmişim. Kim diyor? Bir haftadır tanıştığım bütün kadınlar. Aa. Yakışıklı değilsin ama sempatiksin diyorlar. Madem öyle, niye çocukluğumdan beri 22 yaşıma kadar oy benim yakışıklım, gel benim yakışıklım, vay benim yakışıklım deyip durdunuz? Oğlum özgüvenin artsın diye, travma yaşama diye. Yavrum, biz sana her zaman çok özendik çocuğum. Seni çok iyi koruduk, sana iyi baktık. Ya. Seni hep aldık, en iyi yerlere koyduk. Orkide miyim ben? Nedir bu hassasiyet? Ya bari birazcık hayata hazırlasaydınız. Eyvallah, güzel bir çocukluk yaşadım, travmasız ama... O kadar da olmazdı yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Aman neyse. Tamam, zamanla öğreneceğiz. Olsun olsun, özür dilerim size vardığım için. En azından bir ailem var ama be. En azından bir ailem var. Ne oluyor lan? İbrahim, yavrum. Biz babanla seni her zaman çok sevdik. Ve bu ömür boyu devam edecek. Biz ananla boşandık oğlum. Yuh! Ne zaman? Vallahi bilmiyorum. Geçmiş zaman. Bir 10 yıl falan oldu herhalde yeter. Vallahi rahat olmuştur Mesut. Bir 10 yıl belki de geçiyor. Çüş! 10 yıldır dağılmış bir aile miyim ben? Bir dakika. Siz hala aynı evdesiniz. Ne oluyor? Sen yattıktan sonra ben kendi evime gidiyordum oğlum. Neden? Yavrum, sen herhangi bir travma yaşama, üzülme diye. Üzülürdüm, geçer giderdi. Allah'ın delileri. Bu ne artık arkadaş ya? Of! Tamam, bitti. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şeyi bana söyleyeceksiniz. Her şeyi öğrenmeliyim. Her şeyi. O halde artık benimle tanışma zamanı geldi. Noel Baba! Değil mi Noel Baba? Yavrum, o Noel Baba değil. Zaten Noel Baba gerçek değil. Ne demek Noel Baba gerçek değil? Bir dakika, ben hayatımda hiç yaramazlık yapmadım. Nasıl gerçek değil? Daha ne kadar güzel işte. Bir dakika, bir dakika. Noel Baba değilse kimsin sen? Üvey Baba. Ben senin üvey babanım İbrahim. Yahu sen her defasında bizim eve bana hediye vermeye gelmiyor musun? Kardeşin olacak İbrahim. Ne alakası var? Seninle ne ilgisi var? Çocuklara leylekler getirmiyor mu? Yok yok. O aslında öyle olmuyor. Şimdi kadınla erkek birbirlerini seviyorlar. Böyle de bir kaynaşma oluyor. Tamam mı? Durun bir dakika, dur. Ben babası olarak açıklarım. Gel oğlum buraya. Hala. Hadi kaç 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 kaç. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir organizasyon? Ben de mağdurum İbrahim. Bırak Allah aşkına ya. Ya sen travmaya girme diye senelerdir su abi gibi dolaşıyorum burada. Yeter be. Şu halime bak ya. Şimdi Ahmet Hakan'a benzedim. Ben ne yapayım? Ben de bilgisizlikten Teletubbies gibi dolaşıyorum burada. Teletubbies. Tabii tabii. Teletubbies. Aynı şey mi? Ya. Geçen gün ofiste, tuvalette kakamla vedalaşıyorum. Tuttu iş arkadaşlarına, bana dalga geçmeye başladı. Sifon çek gitsin, dönersen sendir diye şakalar yapmalar falan. Sahi ben niye kakamla vedalaşıyorum? Oğluşum, tuvalet eğitimi çok travmatik. Senin o dönemini öyle atlatmıştı. Sonra bir açıklama yok ama. Bir güncelleme yok, bravo ya. Ya İbrahim'ciğim, yine de dua edelim. Yani biz kendi durumumuza dua edelim. Bak, Afrika'da insanlar aç. Afrika'da insanlar aç mı? Onlar spor yaptıkları için fit değiller mi? Yavrum, oğlum, biz, sen çok üzülme diye. Ama oradaki insanlara devlet şeker dağıtmıyor muydu? Yeter, siz de çok abartmışsınız durumu ama yani. Evladım, ben sana her şeyi anlatacağım. Bir saniye şu koltuğu yanaştırayım. Heh. Geleyim oraya, anlatacağım. Heh. Bak şimdi, başından başlıyorum. Hayatın gerçeklerini anlatıyorum sana. Bir, döner inekten yapılıyor. Nasıl yani?
döner ağaçları diye bir şey yok mu? Yok. Biz onları hayvanlardan yapıyoruz döneri. Bir dakika. Başka. Ha! Radyonun içinde küçük insanlar yok. Ne alakası var? Sesler nereden geliyor peki? Bir dakika. Ayrıca ben her akşam radyonun önüne yemek koyuyorum. Kim yiyor? Ben yiyorum çıkmadan. Vay arkadaş. Başka? Başka bir şey daha var ama bunu sana nasıl söyleyeceğimi... Çetin bir dakika, onu söyleme. Ben söylemezsem başkasından öğrenecek Mesut. Söylemem lazım. Söyleme, hayır. Söyle, ne oldu? Söyle. Düşündüğüm şey mi? İzel Çelik Ercan grubu dağıldı. Ya! Onlar yıllardır geliyor proje için çalışmıyorlar mıydı? Ya bu kadar hazırlıksız nasıl söylersin be adam? Oğlum, bak biz bir aileyiz. Dokunma bak bana. Seni biz seviyoruz. Koluma dokunma, benim kolumu tutmaya çalışma artık yeter. Hepinizden uzak durmak istiyorum. Özellikle senden takım elbiseli babam. Dedim yanına gideceğim biraz, o beni anlar. Alo, Öztürkiye Turizm mi? Herkesin çok mutlu olduğu diyara bir bilet lütfen. Beyefendi niye bağırıyorsunuz? Dedem orada yaşıyor. Evet, herkesin çok mutlu olduğu diyar. Al işte, bağıran bir adam daha kapattı. Nasıl gideceğim ben dedemin yanına şimdi? Ne oldu lan dedeme? Dedeme ne oldu lan? Yavrum, İbrahim, insanlar doğarlar, yaşarlar... Deden öldü oğlum. Öldü mü? O ne demek? Ama yuh! Ya cidden yuh artık! Ya çocuğa ölümün de ne olduğunu anlatmadınız mı kardeşim? Ölmek ne demek ya? Otur, otur İbrahim, otur. Şimdi bak, sana nasıl anlatayım? Yani ölüm ve yok olmak gibi düşün, tamam mı? Yani bir şeyle sonsuza kadar vedalaşmak gibi düşün. Bay bay. Ya kaka gibi düşün. Dede? O toprağın altında. Toprak? Şimdi biz ölülerimizi gömüyoruz. Tamam da ben dedemle her hafta konuşuyorum telefonda. Daha geçen hafta konuştum. Rutku Ezi tuttuk deden gibi konuşsun diye. Rutku Ezi nereden tanıyorsunuz? Ne kızı burada. O zaman dedem... Sağ olsun, indirim de yaptı. Şuna bak, hiçbir masraftan da kaçınmamışlar. Yazıklar olsun size be. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Odamda oturacağım biraz. Gidip Bobby ile oynayacağım. Zaten beni bir tek Bobby almıyor. Hoş. Üç yıldır geçirdiği rahatsızlıktan dolayı biraz hareketsiz ama olsun. Bobby! Bobby oğlum! Bakalım ne zaman fark edecek. Bobby de ölü değil mi lan? Güldür, güldür, dünyayı güldür. Döndür, döndür, dünyayı döndür hayal.